iddia ediyorum, bu gece burada duyduklarınızı daha önce duymadınız. İnsanlık nasıl adım adım yok ediliyor? Virüsün nereye kanca atacağını ve o attığı kancanın nelere sebep olacağını artık biliyorlar. Bu tasarımın en üst modeli artık. Çok rahatlıkla yayılabiliyor, daha çok tahripkar. Çünkü çok oynadım, en iyisini yaptım. Varyantların iki tane büyüğü nerede çıktı? Biri İngiltere'de çıktı deltası, delta plus'ı Hindistan'da çıktı. Bunların hiçbirinin ben tesadüfi olabileceğine beni inandıramaz. Ha başkası inanıyorsa lütfen inansın. RNA virüslerine özgü bir sorun var. İki varyant karşılaştığında, Hint varyantıyla İngiltere varyantı karşılaştı. Ne oluyor biliyor musunuz? Önünü almak o kadar kolay olmayacak bu RNA virüsleri. Bakın ilk defa duyuyorsunuz bunu. Bakın 1,5 yıl önce yazılmış bu sayfalar. Virüsleri bırakın, bu sefer bakterilerle biz boğuşacağız. Bakteri işi çok daha tehlikeli. Kötü adamın elinde yapılamayacak bir şey yok artık. Arkadaşlar, İlkay Baharalı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bunu daha önce de birkaç kez söylemişim ama galiba hepimiz zaten biliyoruz. Gerçekleri bizden gizliyorlar. İnsanlık tarihinden günümüze bir yaşananlar, hakikatler var. Bir de insanların adeta birer işte sürü gibi inanması beklenen, gösterilen gerçekler var. Bugün içinde yaşadığımız dünyada hakikatin peşinde olmak, hakikatleri görmeye çalışmak kolay bir şey değil. Biz bu kanalda, siz oradasınız, buluştuk. Hakikatleri öğrenmeye çalışıyoruz birlikte. Ama hele ki bir bilim insanıysanız, bilim camiasının içindeyseniz ve herkes kapılmış bir yalan rüzgarına gidiyorsa çıkıp doğruları söylemek çok daha zor diye düşünüyorum. Ama şükürler olsun ki çok cesur insanlarımız da var. Sizi çok kıymetli bir bilim insanıyla tanıştıracağım ve iddia ediyorum, bu gece burada duyduklarınızı daha önce duymadınız. Çok derin araştırmaları var. Çok sarsıcı şeylerden bahsediyor. Terör ya öyle değilse, kitabı yazan Profesör Doktor Mustafa Zülküf Altan. Bu kitapta arkadaşlar sosyal genetik, teknoloji, biyoloji, eğitim başlıklarını ele almış Mustafa Hoca. Ve tüm çıplaklığıyla, tüm sarsıcılığıyla şunu anlatmış. İnsanlık nasıl adım adım yok ediliyor? Biz bu gece bu başlıklardan biyolojiyi alacağız. Çünkü malum bir belanın içindeyiz. Ama o nasıl bir bela? Bugüne kadar bize hiç anlatılmayanlar neler? Varyant mesela ne demek? Neden ülkelere göre değişiyor? Hakikatte neler oluyor? Kan grubu ırk mı seçiyor? Nasıl oluşturuldu, neler planlanıyor, neler yapılıyor? Hepsini soracağız. Şunu diyor Twitter'ında Mustafa Hoca. Hala aşı, virüs, varyant deyip duruyorsunuz. Yahu hepsi sonuç. Asıl sebebe odaklanılması lazım diyor. İşte hepimizden saklanan o gerçekler neler? Hocamıza soracağız. Haydi hazırsanız bir uyanış videosuyla, bir hakikat videosuyla karşınızdayım. Geçelim ortak yayına. Merhabalar Mustafa Hocam. Merhabalar, iyi akşamlar. Çok teşekkür ediyorum Mustafa Zülküf Hocam. Ben teşekkür ediyorum davetiniz için. Hem kitap için teşekkür ederim hepimiz adına. Kinitekim Türkiye'nin ve aslında dünyanın geleceği için bu kitabı yazdım diyorsunuz. Evet. Hem bu yayını kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Ama bir anlatır mısınız? Bu kitap hangi duyguyla oluştu? Neyi amaçlıyorsunuz? Platon'un dediği gibi bilmeden konuşmak kadar aynı zamanda da bilip susmak yani belki daha kötüdür. Ben bilip susanlardan olmadım. Sizin de dediğiniz gibi bildiklerimi paylaşmak istedim. Benimle gitmesinler istedim. Bir nebze olsun katkım olursa ne mutlu bana. Bu süreçte zaten bir bakıma bizim yaşadığımız şeyi anlatıyor. Ben terörle başlıyorum. Kitabın adı da terör ama biz terörü hep
silahlı terör, işte siyasi meseleler, onları algılıyoruz. Ben teröre bir başka bakış açısıyla kendim bir tanım getiriyorum. Terör aslında neyi şey diyor? Şimdi ormanlarımızı yakmasının sebebi nedir? İnsana acı vermek, insana zarar vermek, insanlığa zarar vermek. Terörün asıl amacı insan. Böyle olduğuna göre o zaman insana ve insanlığa yapılmış her türlüsü, eğitimi, biyolojisi, teknolojik, sosyal hangi konu olursa olsun verilen zarar terördür diye bir tanım getiriyorum. Bu tanım etrafında anlatmaya çalışıyorum. 5 bölüm var. İşte eğitim terörüyle başlıyorum ki eğitim terör aslında terörlerin anası. Çıkış noktamız orası. Onu daha sonra inşallah bir başka zaman irdeleyeceğiz. Çünkü biz sadece işte test çözen, işte o testin de niye yapıldığı belli. Öjenik amaçla, yani ırkçılık amacıyla ortaya atılmış bir IQ, yani zeka konusu ırkçılıkla başlıyor. Bunu şimdiye kadar hiç kimse bize söylemedi. Yani beyaz ırk, işte siyah ırktan veya Hispaniklerden daha üstündürü kanıtlamak için ortaya atıldı. Ona istinaden testler oluşturuldu. İşte şimdi üniversite sınavımız, yani sayısal sözel zeka üzerine oturmuş testler. Bütün sistem onun etrafından gidiyor. İlk günden çocuk sayısal sözel zekası gelişmiş bir çocuk. Birinci gün birinci sınavdan eğer iyi alıyorsa hayatı boyunca bütün sınavlardan iyi alıyor. Çünkü zaten o testler sayısal sözel zekası gelişmiş insan. Yani bir tür ırkçılık var aslında orada. Çok ciddi bir ırkçılık var ve insan mühendisliği yapılıyor. Ondan sonra da işte düşünüyoruz. Bakın işte sol beyin odaklıdır. Sol beyin insanı memur yapar, test çözdürür. Ama vicdan, merhamet, ahlak, erdem, yaratıcılık gibi kavramlar orada yok. O biraz daha sağ tarafın işi. Ama biz sağ tarafı gelişmiş hiçbir insanı alamıyoruz. Çünkü sistem size aldırtmıyor. İşte ırkçılık orada başlıyor. Yani 21. yüzyılda biz hala 18. yüzyılda geliştirilmiş IQ'nun peşine takılıyoruz. Sayısal işte sınav yapıldı. Üniversite sınav sonuçlarının halini gördünüz. LGS'nin durumunu gördünüz. Bunlara insanlarımızı anlatmamız lazım. O Evet. yüzden eğitim terörüyle, test terörüyle başlıyorum. Biyolojik terör, teknoloji terörü, sosyal genetik terör diye. Bugün biyolojik terör kısmını ele alacağız, almaya çalışacağız. Evet, inşallah hocam. Ya ki detaylı bir bölüm daha yapacağız arkadaşlar. Çünkü gerçekten diğer başlıklarda da Mustafa Zülküf Hoca'nın çok çarpıcı tespitleri var. Nasıl bir kısır döngünün içindeyiz ve nasıl insanlığımızı yitiriyoruz. Bir sistem, bir de şunu fark ediyor hocam, insan kitabı okuyunca tesadüfen de değil. Ne eğitimde, Hayır. ne teknolojide, ne Hayır. biyolojide bugün gelinen ve ileride gitmesi hedeflenen o nokta bir tesadüf değil. Aslında çok uzun bir planın böyle işliyor olması. Onu da gözler önüne sermişsiniz. Planlı ama hedef tabii bir yerde şey, hedef aslında bilinmiyor. Yani yola çıkıyorsunuz, nereye varacağınız zaman içinde görülecek bazı şeyler. Ama hiçbir şey tesadüfi değildir. Hayır. Hiçbir şey tesadüfi değil. Peki hocam, gelelim bugün de çok merak ettiğimiz konuların iç yüzüne, perde arkasına. Diyorsunuz ki siz kitapta temel olarak biyoloji kısmında insanoğlunun milyonlarca yıldır oluşturduğu gen yapısı değiştiriliyor. Yani ben bunu insanlığa bir düşmanlık olarak görüyorum. Buradan başlayalım mı? Olur. Tabii oraya varınca başka bazı şeyleri de anlatmamız gerekecek. Öyle hani, direkt oradan başlanmadı. Hatırlayın, öncelikle nelerle başlandı? Gıda ile başlandı. Gıdalarımız değişti. Ne ile değişti? İşte buğdayımız değişti, domatesimiz değişti, işte mısırımız değişti. Bunlar yani, GDO dediğimiz şeyler işin içinde öncelikle onlar var tabii ki. Mendelssohn'un yaptıklarını hatırlayınız. Ya genetik oynamalar yeni bir şey değil. 18. yüzyıldan itibaren var olan şeyler. Biyolojik terör konusuna gelirsek ta sizi ben milattan önce 5'e götüreceğim. Biyolojik terör Biraz o zaman da vardı. tarihten bir anlatıyorsunuz ya, oradan mı girsek Evet. acaba hocam? Tarihte nasıl yapılmış? Ben çok şaşırdım mesela Şimdi okurken. tabii yavaş yavaş gelelim. Şimdi gıda tarafını hallettikten sonra bir şekilde gıda tarafı öncelikle halloldu. İşte ne oldu? İnsan sayısı artıyor. Az şeyle, masrafla çok ürün elde etmek. Bunu yapabilmeniz için ne yapacaktınız? Oynamalar yapacaktık. İşte bir koçanda 20 tane parça alırken 500 tane almak istediler.
Bakın buradan başladı. Gıda ile ilgili çok yayın var, çok şey anlatılıyor. Tabii bu arada biz değineceğiz bazı şeylere. Detayları okumak isteyenler, Türk insanı biraz maalesef bazı konularda duyarlı değiliz. Okumuyoruz. İşte bu terör konusunda olduğu gibi duyarlı da değiliz. Ya olup biten çevremizden sorumlu olacağız. Bu insanlar uzaydan gelmiyor. Ormanları yakanlar uzaydan gelmiyor. İçimizde bu insanlar. O yüzden duyarlı olacağız. Şüpheli gördüğümüz her insanı kuvvetlere bildireceğiz. Emniyete bildireceğiz, jandarmaya bildireceğiz. Aracı gördük, şüphelendik. Yabancılar bunu yapıyor. Hiçbir sakıncası yok. Şüpheli durumları bildireceğiz. Bu köyünüzde olur, şehrinizde olur, yolunuzda olur. İnsan olarak, vatandaş olarak vatanseverlik bunu gerektiriyor. Bunu yapmamız lazım. Bu arada onu da söylemiş olayım. Gıda kısmı bittikten sonra sıra hayvan işine geldi. Şimdi internete, kitapta ben linkler veriyorum. Çok basit bir şekilde internete şunu yazarlarsa, Google'a yazsınlar. Genetiği değiştirilmiş hayvanlar diye yazalım. Genetically modified animals diye yazdıklarında karşılarına çıkanlara bir baksınlar. İnsanlıktan, yani insan olduğunda utanıyor. Böyle bir durum var. Biz bunların bile farkında değiliz. Aslında kısmen görüyoruz sokaklarımızda hayvanları. O köpeklerin hiçbiri normal köpek değil ki. Tamamen oynamalarla. Pitbull normal bir köpek mi? Kaç tane ırkın birleşiminden oluşturulmuş bir köpek. Gıda kısmı bitti. Daha sonra hayvanlarla uğraştılar. Peki geriye ne kaldı? Bir tek şey kalıyor. Bir tek şey kalıyor, insan kalıyor. Peki insanla ilgili çalışmalar yapılmış mı? Evet, yapılmış. Ama bir şey eksikti. Ne eksikti? Bizim haritamızın ellerinde olması gerekiyor. İşte o eğitim tarafına geleceğiz. Biz sadece sol tarafı, sol beyni gelişmiş, bilim yapan, laboratuvara soktuğumuz insanların kalplerini eğitemediğimiz için, vicdan merhamet kısımlarını eğitemediğimiz için insan merak eder, çok şeyi merak eder. Her merak ettiğini de laboratuvarda yapmaya kalkarsa ve biz bunlara maalesef bilim adamı, bilim insanı diyoruz. Ya laboratuvarda çalıştı mı bilim yapıyor. Ama ne yapıyor? Başlangıçta her şey çok güzel. İsviçreli bilim adamlarına sorduk. Şu diş macunu çok güzel işe yarıyor dediler. Hepimiz de ona inandık. İnsan kalmıştı. Bitki bitti. Doğayı tahrip ettik. Hatırlayın ilk çağlardan bu tarafa gelinceye kadar o sanayi devriminden sonra yapılanlar. Her şey insan, insan, insan. Her şeyin büyüğü, her şeyin daha fazlası. Silahlar yaptık, nükleerler yaptık. İnsan kaldı. İnsanda da tabii bu arada hastalıklar baş ediyor, ortaya çıkıyor. Şimdi amaç o hastalıkları gidermek için yapılıyor. Bizi öyle kandırıyorlar aslında. Değil mi? Alzheimer oluyorsunuz, düzeltelim. Diyabet oluyorsunuz, düzeltebiliriz. İşte efendim organınız yetmiyor, efendim yerine organ yetiştiririz. Hepsi insanlık için. Ama biyoloji de genetik de iki ucu keskin kılıçtır. Doğru insanların elinde, yani vicdan, merhamet, erdem, ahlak, etik gelişmiş insanların elinde çok güzel. Ya öyle değilse? Ne yaptık ondan sonra? Ya 2003 yılında insan DNA haritası tamamlandı. Şöyle düşünün, işte efendim 1000-2000 sayfalık 100 tane kitap düşün. O Tamam. kadar şey çıkıyor. Genom haritamız, yani gen haritamız çıktı. Artık ellerinde. Bizim haritamızda, insan DNA'sında nereye kanca atılacak? Sorun nerede? Bu biliniyor. Bu elde edildikten sonra bir başka şey çıktı. Şimdi orada düzeltme yapılacak. CRISPR denen bir yöntem var. Yani edit, bildiğimiz editörlük yapmak. Editörlük ne yapar? Hatalı gördüğünüz cümleleri çıkartırsınız, yerine düzgününü yazarsınız. Şimdi aynısını genetik olarak yapabiliyorlar. Ne oldu? Sizin Alzheimer'a sebep olan geniniz tespit ediliyor. O oradan sadece o bölüm çıkartılıyor. Sorunlu olan yerine edit edilmiş şeklini koyuyorlar. Bakın ne kadar güzel. Değil mi? İnsanlık adına Tamam. çok ciddi bir şey. Bu güzel, Peki bu güzel kısmı. bu güzel kısmı. Bunu yapan, o sorun olan yere nereye kanca atarsam ne sorun yaratabilir mi de tespit ediyor. İşte orada işin kötü tarafları başlıyor. Bunu yavaş yavaş zaman içinde aldılar. Bakın sizi 90'lara götüreyim. 90'lardaki sorunumuz neydi? AIDS'le başladık. Değil mi? 90'lardaki en büyük sorun oydu. Sırayla gideceğiz böyle. AIDS'le başladık. İşte efendim o oldu, bu oldu.
Bir de dikkat edeceğiz. Her defasında bir hayvan suçlu. Her defasında bir hayvan suçlu. Neden? O da biliniyor. Çünkü virüslerin %99'u hayvanlardı. Virüs kötü bir şey de değildir. İnsanın doğmasına sebep olan plazantadaki o yaratılıştan bu tarafa gelen virüsler aslında. Yani doğmamızın sebebi de virüs. Şu kadarlık bir okyanus suyunda nereden baksanız, nereden baksanız siz 150 bin tane virüs görürsünüz bir avuç suda. Ama o virüsleri insanoğlu olarak biz tanıyoruz, biliyoruz. Zaman içinde Neandertal insandan bu tarafa o virüslerle tanıştık. Ha bizim tanışmadığımız henüz virüsler var. İşte onu nereden bulacağım? Dikkat edin ne dedim? Her defasında bir hayvan çünkü hayvanlarda olduğu zaten biliniyor bunlar. Yani bu işle çalışmış biyologların, virologların hepsi bunu biliyor. Ben sıradan bir insan olarak tamamen okumalarımla bunları tespit edebiliyorsam onlar neler neler biliyor. AIDS de ilk çıktığı zamanlar suçlu kimdi? Dediler ki işte araştırma yaparken şempanzeler tırmıkladı araştırmacıları. Öyle çıktı. Bakın suçlu şempanzeydi. O şempanzeler üzerinde deneniyordu çünkü. Zaten onlarda o virüs olduğu biliniyordu. Bakın resim yavaş yavaş toparlanacak. Ondan sonra geldik, atlıyorum, bir sürü şeyler atlıyorum. Geldik ondan sonra ne oldu? Kuş gribi çıktı, değil mi? Evet, Kuş gribi tavuklar, çıktı. tavuklar Kuşlarda suçlu. olan. Evet. Binlercesini itlaf ettik. Nerede çıktı? Bir de nereler önemli? Virüslerin dikkat edin bölgesel olarak tasarlanıyor. AIDS ilk çıktığı zaman Afrika'da biliyorsunuz çıktı. Kuş gribi nerede çıktı? Asya'da çıktı. Asya'ya giden arkadaşlar varsa veya siz de gitmişsinizdir belki. İşte Tayvan'da, Tayland'da, işte efendim Kore'de her tarafta tavuk yapılır. Izgaralar, şunlar, bunlar böyle her tarafta, her tarafta. Oranın başına bela edildi. Oraya vurmaya çalışıldı. Kuş gribinden sonra ortaya ne çıktı? Domuz gribi çıktı. Domuzlarda zaten o virüsün H1N1 dediğimiz virüs zaten onlarda var. O burunları o yüzden sürekli akar. Onlar da biliniyordu. İnsanlarla da az çok teması var domuzların ama onu bir başka forma getirmek lazım. Üzerinde oynayacaksınız sentetik oynamalarla onu insana zarar verir hale getireceksiniz. Bakın 2 sene sonra bu oldu. Ondan sonra ne oldu? Bu sefer SARS'ı devreye soktular. Her defasında da bir önceki virüsün bir üst formu. Daha kuvvetlendirilmiş hali. SARS'ı getirdiler. SARS'la işte bir şeyler yapıldı edildi. O gitti MERS geldi. SARS'ta hangi hayvandan geçmişti hocam? SARS. SARS ana virüs. Ana virüs ha. SARS ana virüs. Evet. Bu şeyin korona virüslerinin anası. MERS tamamen Orta Doğu'ya özgü develerde bulunan o koronavirüsten tasarlandı. Umre'ye giden, hacca giden herkes yakalandı. Ben de yakalandım. MERS'e yakalandım. Umre seyahatim sırasında yakalandım. Yazmışsınız Evet. kitapta detaylarıyla. Kitapta da var. Kitapta var. Evet. Bakın oraya. Böyle sırayla gidildi. Sırayla gidildi. Daha sonra tamamen Brezilya'ya özgü Zika virüs geldi. Türkiye'de pek bilinmedi, konuşulmadı. Şimdi Zika virüs de çok enteresan. Bugünlerde onunla ilgili şeyler de var. Zika virüs şöyle. Sivrisineklere bulaştırılıyor. Sivrisinekler hamile kadınları ısırdığında, bakın hamile kadınları ısırdığında doğacak çocuk beyin olmadan doğuyor. Enteresan bir şekilde değil mi? Ne kadar Çok basit. Aslında enteresan. Brezilya olması, bakın dikkat edin, hepsinde hayvan var. Hepsinde bir tane suçlu var. Her birinde deve suçlu, birinde şempanze, birinde kuş, birinde domuz. Ya böyle geleceğiz bu tarafa. Şimdi Zika virüste enteresan bir durum. Neden Brezilya seçildi? İki nedenden. Bir, ortam müsait, sıcak iklim, değil mi? Gelir düzeyi düşük. Ama bir başka husus var orada. Brezilya Katolik bir ülke. Katoliklerde çocuk aldırmak yasak. Halkın da böyle bir yapısı var. Çok Ne çocuklular, yapacağım? Çok çok çocuk var. fakir Rio'ya falan insanlar var. giderseniz sokaklar kaynıyor, çocuk kaynıyor. Bildiğiniz çocuk. Ve her yıl sırf Rio'da 1500-2000 üzerinde polis çocuk öldürüyor. Mafyalaşmışlar, gangsterler ortalıkla. Ne yapacak? Öldürüyor.
öldürmemesi için halkı bir şekilde korkutmak lazım. Hamile kalma, çocuğun bak sivrisinek ısırırsa ne olur? Beyinsiz olur. Sivrisinekler, bugünlerde sivrisinek meselesine geleceğiz daha sonradan. Bakın bizde de bazı sivrisinek. Bu sivrisinekler tabii tarih boyunca hep kullanıldı. Birinci Dünya Savaşı'nda kullanıldı, ondan önce kullanıldı. Yani Hitler döneminde en çok yatırım yapılan alanlardan biridir sivrisinekler. Evet, bu arada kitapta öyle şeyler yayınlamışsınız ki zaten o Ha. laboratuvar açıklıyor. Ben sivrisinekleri diyor, resmi belgesi de var. Şu kadar sineği, şu kadar 100.000 sineği salıyorum, bir deney yapıyorum falan diye. Ha. Arkadaşlar hani komplo Ha. teorisi Şimdi falan orada yavaş yavaş geleceğiz değil. oralara. Şimdi bakın o tarihi süreç içinde baktığımız zaman aslında hepsi başlarken çok güzel. Değil mi? İnsanlık yararına şeyler yapacağım. Şimdi Çin'de mesela iki tane çocuk yapıldı. 2002 yılında, 2003 yılında iki tane çocuk artık o demin anlattım ya editörlük yapılan CRISPR yöntemiyle iki tane çocuğun AIDS olma hangi şeylerin o DNA sarmalında hangileri AIDS'e sebep oluyor biliniyor. O ikisini düzelttiler. Bu iki tane Lulu'yla Nana. Nunu. Bu iki çocuk hayatları boyunca AIDS olmayacaklar. Kitapta var. Hayatları boyunca olmayacaklar. Bakın çok güzel diyorsun. Ha ne güzel. Ama buradan şunu bildiler. Açık olan yerimiz neresi artık biliniyor. Yani şimdi o yüzden deniyor ki mesela COVID'e gelirsek nereye kanca atacağını, virüsün nereye kanca atacağını ve o attığı kancanın nelere sebep olacağını artık biliyorlar. İşte o yüzden bakın atılan kanca yeri var. Şeyde şimdi kafalarını karıştırmayalım insanlar ama okuyabilirler. Kanca atıldığı yerde akciğerleri tahrip ediyor. Kalbi tahrip ediyor. Diyabete sebep oluyor. Öncekiler bu kadar değildi. Tabii bundan önce bir de Ebola'yı da çıkarttılar başımıza. Ebola da benzer bir durumdur. O da tamamen bir bak tasarı. Ama baktılar ki Ebola ile işte AIDS'te ne olacaktı? Sizin işte efendim cinsel ilişkiye girmeniz lazım. Zor iş. O birinde işte deve bulacaksınız, suyu diye gideceksiniz. Ama bu hani tasarımın en üst modeli artık. Çok rahatlıkla yayılabiliyor, nefesle yayabiliyorsunuz. Çok rahatlıkla ve daha çok tahripkar. Çünkü çok oynadım, en iyisini yaptım. Bunları yaparken de tabii sırayla yine kitapta veriyorum. Çok ödüllü, işte Nobel ödülü almış Amerikalı bir bilim adamı var, Lieber. Bu adamı Çin'e götürüyorlar. 1,5 milyon dolar aylık veriliyor bunu kendisine. Gel bunları bize öğret diye. Nerede öğretiliyor? Bu da şey kapsamında gidiyor Amerika'ya. Bilim adamı yetiştirme projesi. Benzer bir proje bizde de var. TÜBİTAK falan da yapıyordu. Yani Çin'e özgü 1000 üstün bilim adamı yetiştirme projesi kapsamında bu adamı Çin'e götürüyorlar ve bu işleri öğretmelerini istiyor oradaki şeylere, bilim adamlarına. Bu arada virolojide ve biyolojide aslında Çin tarih boyunca çok çok iyi. Isıtmaya çözüm bulan aşı yani ısıtma aşısı da yine Çinli bilim kadını tarafından yapıldı, bulundu. Yani Çinliler bu konuda zaten tarih boyunca çok iyiydiler. Ama bilmedikleri şeyler vardı. Bunları da Amerikalı bilim adamlarından öğrendiler. Bir, ikincisi tıpkı nükleerde olduğu gibi nasıl ki İran ve işte Çin öğrencilerini sağlam yerlere gönderdiler. MIT'lere gönderildi, işte bilmem nelere gönderildi. Oraya gönderdikleri, yetiştirdikleri elemanlar sayesinde artık bunları da kendiler yapabiliyorlar. Çünkü öncekileri başlarına bela oluyor. Geldi Covid'e yine suçlu bir tane hayvan. Hangi hayvan? Yarasa. Yarasa. Hatırlayın ilk günler ne dendi? Yarasa çorbası dendi, bilmem ne dendi. Algıyı çok güzel yaptılar. Bir başka şey çıktı. İlk günlerde hatırlayın televizyonlarda ne görüyorduk? Çin'de küt yolun ortasında yere yığılan insan. Peki sonra bir yerde gördük mü biz bunları? Hiçbir yerde görmedik. Hiç Hiçbir bizde yerde böyle bir şey görmedik. olmadı. Aha. İşte o seni bir şeye inandırmanın yoluydu. Ve Bakın önce dehşetle inandıracaksın. Değil bakıyorduk hocam. Yani bize de mi? gelecek, küt küt düşüp Ya. öleceğiz diye. Öyle bir şey Bir kişi yokmuş meğerse. görmedik. Bakın bir kişiyi görmedik düşerken, yere kapılırken bir kişiyi dahi görmedik. Ama ilk günler bizim kafamızı onlar kazındı. Önce korkutulduk. Çünkü önce bir korku lazım. Terör ne yapar insanı? Önce korkutur. Ya. Panikletir.
panikletecek, korkutacak, içe kapandıracaksınız. İşte hepimiz kapandık içlerimize. Hatta hatırlayın, Amerika Türkiye'de olmadı da Amerika hayatı, hatta kitapta da bahsediyorum. Eğer bu virüs bizi öldürmezse açlık bizi öldürecek diye kıyamet kopardı millet. Saldırdılar, marketlere saldırıldı, tuvalet kağıtlarına saldırıldı. Bakın, sosyal deneyin o kadar güzel yapıldı ki insan izole olunca neler oluyor? Yine anlatıyorum. Bundan sonra daha büyük sosyal patlamalar çıkacak. Çünkü çok güzel bir sosyal deney yaptılar. O bir taraftan işte amaçlarına da ulaşılıyor. Her defasında biz laboratuvara işte soktuğumuz insanlardan bir beklentimizin olması lazım. Ne olması lazım? Yaptığınız çalışmaların, yaptığınız iyiliklerin, yeniliklerin insanlık yararına olması lazım. Aksi takdirde bilim yapmış olmak için bilim yapmayacağız. Yaptırmayacağız bu insanlara. Bir başka proje var yine bu kapsamda. Değil mi? Hepimiz bayıla bayıla okuyoruz işte, İsviçre'de yapılıyor. CERN projesi var. CERN diye, CERN diye yazılıyor. CERN projesine İşte efendim ilk şeyi, ne derler ona, atom parçacığını, o işte dünyanın oluşumuna sebep olan ilk parçacığı, tanrı Tanrı parçacığı parçacı. da deniyor. Ha, tanrı parçacığını biz bulacağız, yapacağız. Şimdi gelinmek istenen nokta aslında bir bakıma o bilimle fazla uğraşınca, o yaptıysa ben de yaparım. O kim? Allah. İşte şimdi orada sıkıntı başlıyor. O hasta ettiyse ben düzeltirim. Hani inanan insan için işte, madem inanıyorsun işte diyabetsin, Alzheimer'sın, işte kader dersin, bilmem ne dersin. O ama düzeltmeye kalkan aynı zamanda bozandır. Bu hep öyle değil midir? Bilgisayar virüslerini kimler yaratıyor? Virüs programlarını yapanlar. Evet. Gıda terörünü yaratanlar kimdi? Büyük şirketler. Değil mi? Ben yapmadım sonunda. O mısırı o kadar büyük hale getirip işte efendim 5 kilo alacağım yerde 80 kilo mısır almayı onlar öğrendi. Yaptı. Aynı şirketler, bakın aynı şirketler tarım ilaçlarını yapan şirketlerle aynı grup. Yani tarımda o artırım GDO'yu kullananlarla tarım ilaçlarını yapan şirketler aynı. Önce sana onu yaptırıyor. Ne oluyor? Daha çok ürün alacaksınız. Tarım ilacı kullanın. Tarım ilacı kullanınca peki ne oluyor? İnsanların bütün yapımız, bakın DNA'mız bozuldu. Bozulunca ne oluyor bu sefer? Bir şey yapmanız lazım. Ne kullanmanız lazım? İlaç. İlaç. İlaç şirketi de aynı grubun elinde. Bakın Ya önce bu seni arada hasta bu ediyor. aileler kitapta yazmışsınız arkadaşlar, bizim küreselci olarak tabir ettiğimiz dünyayı yöneten gıda sektörüne sahip, dünya bankalarına sahip, dünyanın ekonomisini parasını da Evet. elinde tutan aileler. Çok Aynen. Artık şimdi İlkay enteresan. Hanım, öyle bir durum oldu ki artık o büyük ailelere gerek yok. Mahallelerimiz, köylerimiz buna döndü. Bakın ben o kadar yer gezdim. Kitapta da anlatıyorum. Dünyanın hiçbir ülkesinde çarşıya, merkeze gittiğinizde elinizi, kolunuzu sallaya sallaya bir tarım ilacı satan dükkan bulamazsınız. Gidin herhangi biri, nerede olursanız olun, hangi şehirde olursanız olun, çarşıya gidin, bir tarım ilacı satan yere gidin. İşte benim domatesimde şu var, işte salatalığımda bu var, ben lojmanda oturuyorum. Arka tarafta küçük bir yer verilmişti, orada sebzeler ekiyordum. Görüyordum insanların avuç avuç neler attıklarını. Ya yapmayın, şurada 2 tane domates alacağız. Bırakın, hani ilaç olmaz. Daha çok almam lazım. İşte daha sağlam alman lazım. Ispanak alıyorsunuz. Ispanaklar nasıl öyle yemyeşil? Havaalanı yolunda gördüm. Adam kırmızı bir şey atıyor. Ne dedim? Hocam dedi, onu atmazsak dedi ıspanak ezilir, öyle sert sert yeşil de olmaz dedi. O kullanılan maddeyi de açıklamayayım, isim vermeyeyim. O madde nelere sebep oluyor bir göreceksiniz. Şimdi ne oldu? Hasta ettiler sizi. Gittiniz ilaç aldınız. İlaç alınırken de başka şeyler çıkıyor. Ama çatır çatır kullanıyoruz. Başka yolunuz yok çünkü inanmak zorundasınız. Ama 30 yıl sonra bir bakıyorsunuz bir gecede işte Sağlık Bakanlığı karar aldı. Şu ilaçlar kanserojen etkisinden dolayı yasak. Şimdi o yüzden o sistemi anlamamız artık, hani büyük şirketler falan isimler vermeyeceğim. Ama artık halk, köylü, çiftçi bunu yapıyor. Ve biz bunların hiçbirinin farkında değiliz. Niye amacımız? Daha çok para kazan da işte virüs çıkıyor. Paranız vardı. Kullanabildiniz mi? Hayır. Uçağınız vardı. Binebildiniz mi? Hayır. Evleriniz vardı. Çıkabildiniz mi? Hayır. Parklarınız vardı. Gidin. Bakın gördünüz mü ne hale getirdik? İşte o insanlık elden gidince sen hiçbir şeye kalmıyor elinde. Hiçbir şey kalmıyor elinde.
İşte o yüzden yapmamız gereken şeyler, işte o başta bahsettiğim, biz insana odaklanmamız lazım ki biz bunları yapmayacak bilim adamları yetiştirebilir. Aksi takdirde peşlerine gideceğiz. Bu virüs burada kalmayacak. Şimdi Covid yapıldığı zaman da ilk başlarda ne dendi? Hatırlayın. İlk çıktığında efendim hasta değilseniz maske takılmaya gerek yok dendi. Hepimiz bunu duyduk. Halbuki o sıralarda daha Türkiye'ye gelmemişti. Ben bütün öğrencilerime maske aldırmıştım. Niye? Hong Kong'daki arkadaşımdan öğrenmiştim. Aman Mustafa maske demişti. Sınıfımda herkesin dezenfektanı vardı. 2 liraya almıştık o dezenfektanlar. Şimdi kaç lira dezenfektanlar? Uçtu gitti fiyatta. Benim öğrenciler görecektir. Yani duyanlar varsa söyleyeceklerdir doğru diye. Maske takma zorunluluğu yok hasta değilseniz de. Efendim sıcaklar gelecek. Ne Bitecek. olacaktı? Bitecek, Bitecekti, bitecek. azalacaktı. Ya mutasyona uğrar zayıflar. Bakın 2,5 yıl önce kaleme alınmış şeyler var ki 1,5 yıl önce zaten kitap hazırdı. Bu virüs RNA virüsü. Diğer virüslerden farklı. O yüzden aşılardan bir tanesi mRNA oldu. Ama RNA enteresan bir şey. Neandertal insandan bu tarafa bizim RNA'mıza hiç dokunulmadı. Oysa DNA'mız yol geçen hanına dönmüş durumda. Nelerle yol geçen hanına döndü DNA'mız? GDO'lu gıdalarla. Gıdalarla. Tabii, tek onlar bir sürü işte orada İlaçlarla. çinkinden bahsediyoruz, ilaçlardan bahsediyoruz, yiyeceklerden, etten bahsediyoruz. Hele o etler, sütler, tavuklar hiç oralara hani girmiyor. Yumurta artık yumurta değil. Bizim zamanımızda kapının önüne süt gelirdi. Sonradan bangır bangır televizyonlar bize ne yaptı? Paket süt içiniz, paket süt içiniz. E şimdi deniyor ki efendim onun içinde süt yok. Ya artı paket sütler ne oldu? Yeni bir şey var, akım var. Anne yani sütten kesildikten sonra çocuk insanın süte ihtiyacı yok deniyor. Bakın insanın süte ihtiyacı yok. Binlerce makale okudum. Kitapta da veriyorum birkaç tanesini. Merak eden girer şeylerini bulur. Bakın nerelere geldik. Hatırlayın yaşımız müsait. Ben sana ya o kuyruklarında polisten cop yemiş adam. Evet hocam. Tereyağı vardı. Hayır efendim olmaz. Kalp, damar, tansiyon, aklınıza gelebilecek her şey ondan oluyordu sebep. Sana yağ oldu. E bak şimdi çıktı işte. O margarinlerin neler yaptığı çıktı. Ama o zaman inandırıldık. İsviçreli bilim adamları öyle diyordu. Mısır özü denen bir şey çıktı. Bilmiyorum hiç kullandınız mı? Evet. Babamda tansiyon işte efendim şey vardı. Mısır özü, mısır özü biz yıllarca mısır. İyi de sonradan öğrendik o mısır özünün hem kanserojen olduğunu hem GDO'lu mısırdan yapıldığını. Çünkü Amerika onu bizde yoktu o zaman mısır özü fabrikası yoktu. Sonradan öğrenildi. Ama bize yapıldı bunlar. Bakın önce inandıracaksınız. Sonra uygulayacaksınız. Artık inandıktan sonra zaten bir şey kalmıyor. Halk artık sıradan insanlar bunları kullanır hale geldi. Şimdi Ha hocam, lütfen. şu virüslerin tarihinden bugüne geldiniz ya, tek tek Evet. müthiş bir resim çıkıyor aslında. Siz böyle hiç düşünmemiş, ya ben kitabı okuyana kadar bunu düşünmemiştim. Bilmiyorum takipçilerimiz ne diyecekler ama resmen sizin düşüncenize göre, inanışınıza göre bir çalışma aslında yıllar öncesinde başlıyor. Adım adım gözlerimizin önünde bir yere doğru ilerliyor. Hep aynı taktikle. Bir hayvan Evet. suçlu ama bu kez ne oldu? Yayılması daha çok oldu. Bu kez ne oldu? İstenen organa zarar verebildi, istenilen yere tutulabildi. Bu arada kitapta çok önemli bir şeyden bahsediyorsunuz. 1990'larda yani benim yaşlarımdaki herkes hatırlayacaktır. İlik nakli için böyle kanlar toplanmış, yurt dışına çoklukla gönderilmişti. Siz bir şey hatırlatıyorsunuz kitapta. Ben onu hatırlamıyordum. Ne yalan söyleyeyim. Bir kişi itiraz ediyordu buna o dönemde, Evet. o da dönemin sağlık bakanıydı. Bu son derece tehlikeli Evet. diyordu ve aslında bizim de gen haritamızı böylece çıkartmış oldular. Hani ırkları da Evet. seçiyor virüsler. Irklara ve Evet. coğrafyalara göre de üretiliyor diyorsunuz ya, biraz daha detaylı soracağım onu. Evet. Şimdi hocam peki bu resimde biraz şu varyant meselesinden konuşalım mı? Ülkelere göre varyant ne? Bunu hiç kimse izah edemiyor aslında. İzah etmedi. Etmediler. Bazı şeyler şimdi aslında virüs ilk çıktığında dahi tipleri vardı. Hiç bahsedilmedi. Yani tek bir virüsten bahsetmiyoruz. A benim tespit edebildiğim kadarıyla, okuduğum kadarıyla çok araştırdım. Çok özel iletişimler kurdum. Bazılarına isim veremeyeceğim. Çünkü şahısların izinleri yok.
Ama ulaşabildiğim dört tür virüsten bahsediliyor. A, B, C, D virüs İlk türlerinden bahsediliyor. andan, ilk andan itibaren mi dört İlk virüs andan hocam? itibaren. İlk andan itibaren yani mesela Wuhan'da çıkan orijinal virüs diyelim hiçbir zaman Wuhan'daki insanlarda bulunmadı. İlk çıkan virüs Avustralya'dakinde diyelim çıkıyor. Efendim bizdeki virüs mesela Avrupa'daki virüs türüyle aynı C grubundan olan. Amerika'daki farklı bir virüs türü. Yani virüs tek ama türleri var. Kendi içinde A, B, C, D diye türleri var. E o zaman hocam dört versiyon birden oluşturuldu. Kendi içinde şimdi ondan sonra zaten bir de şunu izah etmemiz lazım. Mutasyonla varyantı insanlarımız karıştırıyor. Çünkü doğru dürüst anlatılmıyor bize. Basit anlatacağım. Mutasyon çok doğal bir süreç. Bütün virüsler mutasyona uğrar zaman içinde. Nasıl anlatalım? Basit. Zaman içinde işte saçı uzuyor, işte bıyığı çıkıyor, bir şeyler oluyor. Ha, bak çok basit anlatayım ki insanlar rahat anlasın. Evet. Mutasyona uğramak demek bu. Bu. Mutasyona uğranmış olan virüsten yeni türler çıkmasına varyant diyoruz. Ya Yeni mutasyona tür. uğruyor. Evet, yeni bir tür çıkıyor. Şimdi bu kadar varyantın çıkması da doğal olarak neye gidiyor biliyor musunuz? Demin söyledim, RNA virüsleri farklı bir virüs. RNA virüsünde bir tane ana virüs var. Kök virüs dediğimiz. Mutasyona uğradıktan sonra ne oluyor dedik bakın. Varyantlar çıkıyor. Ama bu varyantlar hiçbir zaman anayı tanımıyor. Anayı tanımadığı için de sorun başlıyor. Ben o varyantları bu şahin arabalar alıp böyle caddelerde kızıl kıyamet ortalığı birbirine katan tipler var. Ben onlara benzetiyorum. Serseri, RNA virüsleri serseri virüslerdir. Ne zaman ne yapacağı belli değil. Tamam, mutasyonu anladık. Varyant o zaman Şimdi hocam şunu, bambaşka bir virüs daha aslında çıkmış oluyor. anasını tanımayan, yani başka bir kelime kullanmak istemiyorum. Anasını tanımıyor. Tanımıyor ve yeni bir virüs bu. Aynen öyle. Öyle Anasını tarif tanımayan. ediliyor. Basit basit anlatmak lazım. Çünkü çok kelimelere boğarsak, teknik şeylere girersek yani halkın mümkün değil kelimelere. Ya demin bir tanesi yazmış mesela. Ben de biliyorum ona işte beyinsiz doğmuyorlar, mikrosefali oluyor ama onu dersem kim ne anlayacak? Teknik olarak anlatmıyorum. Halkın anlayacağı şekilde anla. Benim derslerimde de öyle. Yani sense simplicity diye bir kavramım vardır. Mantıklı olacak, basit olacak. Örneklerinizi öyle verirseniz, ya bu belki yayıncılık şeyi olarak da bir işe yarar. Aynen Sense öyle. Her simplicity. herkesin anlayacağı dilde anlatmak Aynen, evladır, aynen. ama daha Şimdi. detaylı eğer öğrenmek isteyenler varsa Evet. akademik Tabii terimleriyle, tabii. O belgeleriyle kısmı. birlikte zaten kitapta arkadaşlar Kitapta mevcut var. onlar. Onu da söyleyeyim. İnsanlarımızın böyle bir sorunu var. Biz maalesef okumadan hani işte tarihi diziden öğrenen bir millet. Kimse gidip işte Abdülhamit ne yapmış, işte Süleyman ne yapmış, hiç hayır okumuyoruz. Hiç oralara girmiyoruz. İki tane dizi seyrettik mi bu iş bitiyor. Olmaz. Yani ben burada ne kadar konuşursam konuşayım. Şimdi varyant kelimesi böyle. Yalnız Tamam. bir başka sorun daha var İlkay Hanım. Varyantlar dikkat edin, varyantlar farklı yerlerde daha çok çıkıyor. Nedeni de, bakın nedeni de ne demiştim? Bunu da bize çok iyi anlatmadılar. A, B, C, D türleri olduğu için varyantın biri işte Filipinler'de çıkıyor, biri İngiltere'de çıkıyor, biri Hindistan'da. Niye Türkiye'de çıkmadı varyant türü? Hani Türk varyantı niye olmadı? Burada da bir başka sorun geliyor. Şimdi kitapta yine bahsediyorum. Çin'in son zamanlarda en büyük sıkıntısı hangi ülkeyle daha çok? Hong Kong üzerinden Evet. kiminle? Hong Kong üzerinden kiminle ama sorunlu? İngiltere ile sorunlu. Aha. Bak 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 nereye geliyor? Peki sınır sorunu hangi ülkeyle Çin'in? Evet, sınır savaşları, askerler birbirlerine giriyorlar, öldürüyorlar, vuruyorlar, kırıyorlar Hindistan'la. Bak, varyantların iki tane büyüğü nerede çıktı? Biri İngiltere'de Hindistan'da. çıktı deltası, delta plus'ı Hindistan'da çıktı. Bunların hiçbirinin ben tesadüfi olabileceğine inan, beni inandıramaz. Ha başkası inanıyorsa lütfen inansın. Beni inandıramazlar. Eğer bana Allah bir beyin verdiyse, düşünen bir beyin verdiyse ve ben okuduklarımdan bir sonuç çıkar. Biz insanları ne diye yetiştirmek istiyoruz? Eğitim, işte efendim değil mi? Eleştirel düşünebilsin. Eleştirel düşünürse işte eleştirel düşünme yapıyorum.
insanlar bazı şeyleri fark edemedi. Himalayalarda mesela bir toprak kayması oldu. Buzullar orada eridi gitti. Hindistan'ın yaptığı işte kaç yıllık barajı da sildi süpürdü. Peki niye onlar durduk yere mi? Şu efendim güneşten dolayı işte efendim küresel ısınmadan dolayı o buzullar. Hayır efendim hiç de öyle olmadı. Çin oradan da bir şekilde Hindistan'dan ödünü aldı. Daha fazla karışma bana, gelme üstüme, bak istediğimi yaparım. Onu da nasıl patlattıklarını ayrıca bir anlatırım. Ya bu varyantlar O zaman hocam enteresan Çin'in varyantlar. elinde bu virüs ve o mu şey yapıyor ülkelere Artık bunu başkalarının elinde yaşatıyor? var. O da öğrendi. O da öğrendi. Çok net vaziyette, çok ciddi şekilde de Çin sadece onu öğrenmedi. Birçok şey öğrendi. Kitapta bolca anlatıyorum. Uzay çalışmaları. Asıl şeyler oraya gitmeniz lazım. Uzay çalışmaları, uzay çalışma. Ay boşu boşuna gidilmiyor. Mars'a boşu boşuna gidilmiyor. Neden ısrarla oraya gidiliyor? Asıl problemler orada başlayacak. Çin son zamanlarda her şeyde çok daha iyi. Bilmediklerini öğrendi. Artık parası var. Eski Çin değil bu. 90'dan sonraki Çin değil bu. Ya şimdi varyantlara geliyorum tekrar. Enteresan bir şekilde RNA virüslerine özgü bir sorun var. İki varyant karşılaştığında geldiler karşılaştılar. Hint varyantıyla İngiltere varyantı karşılaştı. Ne oluyor biliyor musunuz? Üçüncü bir varyant ortaya çıkarıyorlar. Zincirleme varyantlar yeni varyantlar çıkarıyor. O yüzden önünü almak o kadar kolay olmayacak bu RNA virüslerin. Bakın ilk defa duyuyorsunuz bunu. Veya duyan varsa da kusura bakmasın. En azından ben kendim en azından araştırmalarımdan bunu buldum. Bu varyantlar ikisi karşılaştığında bir üçüncü varyant yapma özellikleri var. Öncekilerde o yoktu. Bu varyantların böyle bir sorunu var. Ha ne zaman biter? İnsanoğlu çoğunluk bu virüsle artık haşır neşir olana kadar insan vücudu, insan DNA'sı, RNA'sı bu virüsü bir şekilde artık tanıyacak. Tanımadığımız bir virüs. Ne kadar tanıyacak? İşte deniyor ya sürü şeyi diye bağışıklığı. Aslında sürü bağışıklığı da buna çözüm olmayacak. Çünkü varyantlar çıktıkça bir sürü sıkıntılar çıkacak. Böyle o gün, bugün, 3 gün, 1 sene falan gidecek bir durum değil. İnsanlığın çoğu bu virüsle Ama hocam tanışınca kadar. bir şey soracağım. Bilim insanları bunu biliyor mu? Sizin bildiğiniz bu gerçeği. Yani hem farklı varyantlar var, hem bunlar bir araya Valla gelince benim başka gibi varyantlar oluşacak. Bunu biliyorlar. benim gibi sıradan bir insan okuduklarından bunları çıkartabiliyorsa evet bence onların da bilmesi. Eğer bilmiyorlarsa kusura bakmasınlar. Ama ben bildiklerini düşünüyorum. Bu Arkadaşlar, arada insanlar burada tarihi bir şey söylüyorsunuz. Günlerdir düşündüğüm gazeteci aklımda bir şey var arkadaşlar. Bu sizin de dikkatinizi çekmiştir. Şimdi dünyadan örnek vereceğim ama önce yakından başlayayım. Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Dedi ki önümüzdeki yıllarda ölümlerin çok daha artacağını bekliyoruz. Dedi ama şimdi düşünüyoruz aşılar çıkmış. Bu kontrol altına alınması gerekirken neden daha çok ölümler bekleniyor? Hatırlayın bunu Aynı hatırlayın. 2020'nin başında Şekilde bir tane daha ekleyeceğim hocam. lütfen. Kanada Devlet Lütfen. Başkanı yani ülkenin de çoğunluğu aşılanmış olduğu halde yine çıktı dedi ki önümüzdeki yıl için 30 milyon aşı, sonraki yıl için 30 milyon, ondan sonraki için 3. yıl için de 60 milyon aşı. İyi de neden her şey yolunda gidecekse, aşılar çıktıysa, her şey yarayacaksa diye düşünüyordum. Sorunun cevabı az önce anlattıklarınızda olabilir mi? Ekleyeceğiniz var mı buraya hocam? Var, var. Kitapta 2 tane karakod veriyoruz. O kare kodlardan okuttuğunuz zaman dünyada kaç kişi efendim virüs kapmış, kaç kişi iyileşmiş, bütün istatistikler elinizin altında. Aynı zamanda günlük, anlık aşı olanlar da elinizde. 2 kare kod var. O ikinci kare kodla aşılarla ilgili. Bugün itibariyle dünyada aşılanmış oran %30. Dünya nüfusunun %30'u. Ama bu bazı ülkelerde çok 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 iyi. Toplamda %30 bakın. Japonya %20'lerde. Gelişmemiş ülkelerde %1 bile olmadı henüz.
Yani gerçek anlamda bir insanlık dramı söz konusu. Yani parası olan yapıyor, o bir taraftaki insan perperişan. O yüzden çok büyük sosyal patlamalar, çok büyük işte efendim o yüzden deniyor. Covid öncesi ve sonrası artık dünya yeniden düzen. Evet, Nijerya dünyanın en büyük ülkelerinden birisi, Afrika'nın en büyüğüdür. Nijerya kötü bir ülke değil. Petrolü var, şunları var. Ama Nijerya'da öyle bir patlama gelecek ki bakın benim Nijeryalı dostlarım var. Düzenli olarak konuşuyorum. Ganalı dostlarım var. Ama özellikle Nijerya altını çiziyorum. Çok ciddi sorunlarla yüz yüzeler. Büyük patlamalar olacak. Çünkü onlar ulaşamıyor. Aşı varsa o zaman insanlık yararına kullandırılması lazım. Bugün itibariyle dünya nüfusunun %30'u henüz. Geride daha %70'imiz duruyor. O yüzden o konu biraz yani çok su götürür, çok su götürür. Bu demin söylediğinizi Boris Johnson mesela 2020'nin başında demişti. Yeni yeni daha dördüncü dalga işte geliyor, varyantlar çıkıyor. Bu varyant çok daha öldürücü olacak demişti zaten. Peki elinde veri yoksa neye göre söylüyorsun sen bunu? Bir şeyi bilmeden bunu söyleyebilir misiniz? Bu çok daha öldürücü Nereden olacak biliyorsun? diye. Nereden biliyorsun? Zaten kitapta böyle sırasıyla gelinceye kadar 2012'de kim ne söylemiş, 2014'te ne söylenmiş, 2018'de ne söylenmiş, 2019'da ne söylenmiş sırasıyla var. Ama ben bir şeyden bakın bahsedeceğim. Kitapta yine var. Burayı okumak istiyorum. 2002 Lütfen. yılında Amerikan Hava Kuvvetleri Komutanlığına verilmiş bir tez bu. Bakın 2002 yılı Amerikan Hava Kuvvetleri Komutanlığında yapılmış bir tez çalışması. Detaylı. Ben bir bölümünü koydum kitaba. O bölümünü okuyorum. Hassas biyodengemize yeni organizmalar girdikçe biyosfer üzerindeki tüm potansiyel sonuçları tam olarak tahmin edemiyoruz. İnsanlığa yarar sağlamak için kullanılan teknolojinin aynısı paradoksal olarak askeri güçlerimize ve sivil halkımıza ya kaza sonucu ya da kötü niyetliler tarafından tehdit oluşturabilir. Günümüzde mikroorganizmaları belirli pozitif tıbbi ve endüstriyel amaçlar için genetik olarak yapılandırmak mümkündür. Biyolojik savaş amaçları için patojenlerin genetik mühendisliği de aynı şekilde mümkündür. Yani siz patojenleri, virüsleri bir şekilde değiştirip, genetik olarak değiştirip, sentetik olarak insanlığa bela edebilirsiniz diyor. Edilebilir. Kaçınılmaz olarak bazen bir yerlerde birileri genetiği değiştirilmiş patojenlerle bir şeyler denemeye mahkum görünüyor. 2002 Amerikan Hava Kuvvetleri Hava Üniversitesi'nde Alabama'da görevli bir albayın, bakın tezin adını da söyleyeyim. Yeni nesil biyolojik silahlar genetik mühendisliği teknolojisinin biyoterörizme uygulanması adlı tez. Ben bunu, bakın bu olaylar ilk çıkar çıkmaz kafamda şimşekler çaktı. Kayıtlarımdan gittim ben ilk okuduğum bu tez oldu. Baştan sona bu tezi okudum. Bakın 2002 yılında yapılmış bu tez. Biz 2021'deyiz. Evet, 18 sene. ve hala Bunlar... diyoruz ki komplo teorisi bunlar. Olur mu canım, bu kadar ne olacak yani falan. Şimdi virüslerle bakın virüs 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 ama arkadan başka şeyler geliyor bu sefer. Zamanımızı da biraz efektif kullanalım. Geçenlerde yine Türkiye'de gazetelerde bir haber vardı. İzleyiciler hatırlayacaktır. Türk bilim insanları işte 79 tane mi, 59 tane mi, 49 tane yeni bakteri tespit ettiler. Hatırladınız mı? Gazetelerde vardı. Ben tweetime koydum. O gün koydum. Niye? Çünkü 1,5 yıl önce yazmışım. Bakın 1,5 yıl önce yazılmış bu sayfalar. Virüsleri bırakın, bu sefer bakterilerle biz boğuşacağız. Bakteri işi çok daha tehlikeli. Çünkü başka amaçlarla da kullanılabilir bakteriler. Yani virüs gibi de olmayacak. Bakteriler de yeni değil. Nereden buluyorlar bu bakterileri? Birkaç yerden bulunuyor. Bakın çok basit. Buzullar eriyor. Buzulların altında o topraklarda, donmuş topraklarda çözülüyor. 2,5 milyon yıldır, 10 milyon yıldır o buzul oradaydı. Onun içinde yaşayan bakteriler var. Biz insan olarak o bakterileri tanımıyoruz henüz. Virüsleri tanımıyoruz. Onların peşindeler, onları yakalıyorlar, topluyorlar.
Derin deniz, derin okyanusların bir yerine kadar inebilmişlerdi. Ama yaklaşık 3 yıldır Çin'in çok büyük bir projesi var. Derin okyanus araştırmaları. En derin noktalarına inip henüz şimdiye kadar insanların ya da biyologların keşfedemediği hayvanlar buluyorlar, yaratıklar buluyorlar. Onlardaki bakterileri bu sefer başlıyorlar kullanmaya. Bir başka boyut olacak. Mars'a gidiyorlar. Niye Mars'tan taş, toprak getiriliyor? Onların içinde neler var? Bakteriler var. İnsanlık tanıyor mu? Hayır. İşte bir şekilde tanıyacağım ki gidebilirim. Şu an insanlık mesela Mars'a gidebilir ama Mars'ta yaşayamayız. İki nedenden Ay'da da yaşayamayız. Çünkü oraya götürülen hayvanlar döndükten sonra şekil değiştiriyorlar. Mesela deniz anaraları götürülmüş. Döndükten sonra deniz anaraları yönlerini bulamıyorlar. Artı yalnız başınasınız. Her taraf bomboş arazi. Sizi yalnızlığa bir şekilde alıştırılmanız lazımdı. Biyolojik olarak, genetik olarak yalnızlığa alışmanız lazım. Peki alıştırılıyor muyuz şu an? Ha, çıkılabilir. Bakın Mars'tan gelecek. Bir de şeyler var. Bir belgeselde izlemiştim. Mesela Ay'da yürüyüşe çıkanların o kıyafetlerine mümkün olduğu kadar çok şey sıkıyorlar. Alkol sıkılıyor. Niye biliyor musunuz? Ne kadar çok bakteri toplarsa o kadar faydalı. O yürürken elbiselerinin üstünde bakteri toplamaları isteniyor. Şimdi ben de haberleri hatırlıyorum hocam. Yine takipçilerimiz hatırlayacaktır. Siz de görmüşsünüzdür mutlaka. Rusya'da da 25 bin yıllık, bir yerde de 50 bin yıllık diye okumuştum. Zombi virüsler, yani dediğiniz gibi bugün yaşamayan canlılara ait Evet. işte o O zombi fosillerinden virüse gelelim. çıkan virüslerden bahsediliyor. Zombi Evet. virüse gelelim. O nedir hocam? Virüsten ziyade şimdi bakterileri kullanıyorlar. Ne olmuş biliyor musunuz? Niye daha kötü olacak Aha. dediniz bakteri için? Bir bunu soracağım. Bir de insan tanımıyor bu bakteriyi dediniz ya. Evet. Tanımaması Bilmiyorum. ne demek? Bu Ne anlama geliyor? araştırmalar bakteri konusundaki araştırmalarla ilgili çok yer var. Yani detaylar burada var. Rusların yaptığı çalışmalar var. İşte hangi araştırma merkezleri ise Unit 68240 bu Navalny'yi zehirleyen ünite var. Hani vardı ya bir muhalif liderleri. Onun Evet. için oluşturulan aynı yer bakteri üretimiyle de ilgili bir ünite orası. Aynı yer Ebola'ya işte efendim aşı bulmaya çalışan yeri de aynısı. Bunlarla ilgili bir sürü belge var burada. Şimdi bakteriler bu konuda hakikaten şöyle demişim bakın. Bu arada bakteriler de bu tür laboratuvarlarda üzerinde ciddi şekilde çalışılan bir konudur. Gelecekte bu konuda çok daha fazla şey duyacağımızı şimdiden söylemek isterim demişim. Sayfa 203. Bir hafta 10 gün önce başladılar bakteriler de çıkmaya. Şimdi karıncaları öldürüp beyinlerini ele geçiren bir tür mantar var. Tespit etmişler. Karıncalar gidip o mantarları yediğinde o mantarın içindeki bakteri karıncanın beynini ele geçiriyor, yiyor ve karıncaya istediklerini yaptırabiliyor. Bakın o zombi dediniz ya. Zombi ne demek? İnsan gibi olan ama insan gibi biz gibi davranmayana diyoruz. Filmlerde falan bize bolca bunu anlattılar. Zaten Hollywood filmlerinde bir şey varsa 5-10 yıl içinde o gerçek olur. Çünkü onlar o fikirleri verenler, o creative mindlar aynı zamanda bu tür laboratuvarlarda işte çalışan insanlar. Yoksa onları nereden yapıyorlar? Nereden Ki işte şey ettiler? toplum alışsın, kanıksasın, E alttan alta aslında alıştırılsın. tabii. Şimdi başka bir bakteri bulunduran bir mantar tespit edilirse o mantarlar da bir şekilde enfekte edilip insanların tanıyabileceği insanlara Ebola'da olduğu gibi bulaştırılabilir bir bakteri haline getirilirse insanların neyini ele geçirirler? Beyin. Karıncaların neyi geçiriliyordu? Beyni. Beyinleri. Ve istediğiniz şekilde size hareket ettirebilecekler. Bakın o yüzden buna zombi bakteriler deniyor. Bu arada bunlarla ilgili çalışmalar yine bolca var. Bir adamdan bahsedeceğim ben burada. Robert Smith isimli gene bir bilim adamı. Üniversitelerde ders yapıyor. Bakın bu adamın derslerine dikkat eder misiniz? Enfeksiyon hastalıklarının matematiksel modellemesi. Verdiği ders bu. Yani enfeksiyon hastalıklarını ne kadar verirsek ne kadar yayabiliriz topluma. Verdiği ders bu.
O demin sivrisineklerden bahsettiğimizde de birazdan gelelim isterseniz oraya da. Amerika'da bundan 1950'lerde yapılmış bir çalışma. 300 bin tane sivrisineği şehrin tepesine bırakıyorlar. Amaç şu, sivrisinekler 24 saat içinde ne kadar yayılırlar, kaçı sağ kalır? Neden? Çünkü amaçları enfekte edilmiş sivrisinekleri Rusların tepesine attıklarında ne kadar zamanda, 24 saatte o sivrisinekler ne kadar alana yayılıyor ve ne kadar sağ kalıyor? Bakın adamın verdiği ders ne? Enfeksiyon hastalıklarının matematiksel modellemesi. Bunun bilimini yapıyor adam. Yani ne kadar enfekte olursam ne kadar insan bulaşır, ne kadar insana ulaştırabilirim. Yani hastalıkların yayılması üzerine çalışıyor. Adam bunun dersini veriyor. Bununla ilgili bir başka konuda bu cyborglar. Cyborglar hani insan hayvan şey karışımı, yaratık karışımı şeyler filmlerde falan bolca gördük. İşte aynısını bunun üzerinde çalışıyor. Ve bir tane de Türk var bu işlerle. Bu böcekleri zaman içinde hani filmi hatırlayın. İnsan ve işte maymun karışımı yaratıklar yaptılar, işçi olarak çalıştırıldılar, kuvvetli yapıldı. Amaç zaten bu tarafa doğru gidiyor. Bu tarafa doğru gidiyor. Cyborglar gelecek. Yakın zamanda bunları da bolca duyacağız. Bununla da amaç şu. Alzheimer hastalığını şey bulmak. Hani beyine istediğimiz hareketi yaptırabilmek. İnsan beyni zaten genellikle biz otomatik yaparız bazı şeyleri. Boş alan dediğimiz, beyinde boş alan çok azdır. Yani bizler birçok şeyi otomatik yaparız. Onu ele geçirince ne kalıyor geriye? Zaten şu kadarlık, %10 bile değil. Bizim karar verme süreçlerimiz, kendimiz karar verdiğimiz şeyler %10 bile değildir. Orayı ele geçirdikten sonra istediğinizi yaptırabilirsiniz, savaştırabilirsiniz, acıya duyarlı hale gelirsiniz. İşte Alzheimer, ama amaç Alzheimer hastalığına çözüm bulabilmek. Evet, çok iyi niyetli. Ama kötü bir bilim adamının elinde o neye dönüşecek? Ve bunda çalışan bir Türk var Amerika'da. Burada ismini de yazdım. Serdar olsa gerek. Bir Türk de çalışıyor bu konuda. Bu cyborg konusunda bir Türk de çalışıyor. Önde gelenlerinden biri Türk bilim insanı. Araştırmaları arasında uzaktan kontrol edilen biyorobotik organizmalar, yani böcek cyborglar üzerine çalışıyor. Ve bu böceklerin metamorfik gelişimiyle mikroteknolojileri arayüz yapıyor. O arayüzler sayesinde de beyine istediklerini yaptırabiliyorlar. Yani elini oynatabiliyor, hareket ettirebiliyor falan. Alzheimer hastaları için çok gerekli bir şey. Ama o bir taraftan başka bir şeye gidecek. O yüzden bakteriler önemli. Peki hocam, Önümüzde daha çok biz virüsten çok bakteri duyacağız. beyne yerleştiği için daha da tehlikeli diyorsunuz. Virüs, işte bu Tabii virüs akciğere yerleşiyor. istediğini yaptırabilecek bakteriler pek çok şeye. Ama beyni ele geçirirse başka şeyler yapacak. Düşünsenize, karşıdan geliyor İlkay Hanım. Ben İlkay olarak biliyorum geldiği zaman. Halbuki İlkay'ın beyni ele geçirilmiş bir zombi. Filmlerde de öyle olmuyor muydu? Siz istediğiniz kadar zombileri öldürün. Tamamını yok etmediğiniz müddetçe hiçbiri çıkmayacak. Ha, bu arada zombiye de gerek kalmayacak. Çünkü insanoğlu zaten içeriye kapandı. Virüsler falan, sosyal patlamaları görmüyor musunuz ne kadar arttı? Trafikte herkes kavga ediyor. Al bugün biraz önce vardı Konya'da eve girmişler 6 kişiyi birden şey etmiş. Al o bir tarafta ormanların ne hale gelmiş. Yani zaten psikolojik ya bir şey yapıldığı zaman işin sosyolojik, psikolojik, ya ekonomik, bunların hepsi bir bütün. Bu Hepsi bir arada bütün. arkadaşlar, şaka gibi ama yayına girmeden önce ben baktım, hatta size de o haberi attım. Kürşat Berkan'ın Instagram sayfasında görmüştüm. Zombi ordusu kuruldu arkadaşlar, şaka değil bu yazmıştı. Girdim baktım, haber doğru. Pentagon'a bağlı 8888 ismiyle bir zombi ordusu kurulmuş. Arkasında İngiltere var. Çok sayıda ceset toplama için milyon dolarlık anlaşmalar yapılıyor. İngiltere'nin bu ihalelerine dair haberler vardı. Yine sayfalarda görmüştüm. Yeri gelirse burada onları da paylaşabilirim. Çok enteresan şeyler oluyor. Mesela ne var? Bu özel orduya bir zombi gördüklerinde, yani şimdi anlıyorum. Demek ki beynine bu bakteri girmiş kişi gördüklerinde hiç sormadan etmeden direkt yol ortasında vurma hakkı Onu devralmış tanımanız mesela. lazım ama. Gelen İlkay gerçek İlkay mı?
Değil mi? Ona şey diyeceksin. Filmlerde bunları biz Hollywood filmlerinde zaten izledik. Ama Zaten inanılmaz, gözümüzün önünde gerçek oluyor hocam. Pentagon ordu kurmuş, dahası Zombi var, dahası ordusu. var. Kitapta yine bolca anlatıyorum. 2018'de başladı. Proje 2021'de bitiyor. Avrupa Birliği projesi. Fransa ve İngiltere polisine özel mesela bazı tasarım çipler hazırlanıyor ve kullanılacak. Bunlar acıya dayanıklı olacaklar, uykuya dayanıklı olacaklar. Çünkü o çipler artık şu an kullanımda. Bakın şu an filmlerde gördüğümüz çok önemli. Uykuyu daha az uyuyacak, acıya daha duyarlı olacak, daha dikkat oranı yüksek askerler yapacaklar. Bunları hazırlamışlar. Bir Avrupa projesi. Milyon dolarlar sarf ediliyor. Şu an gerçek. Yani bu söylediğim öyle komplo teorileri falan benim işim olmaz komplo teorisiyle. Öyle bir şeyim de yok zaten. Ama ben okuduklarımdan kaynak var. Açık kaynak. Orada gidecekler, bakacaklar. Kaç para sarf etmiş? Avrupa Birliği bunu neden yapıyor? Fransa böyle bir ordu kurma peşinde zaten. Ya yapılıyor. Yani orada bahsedilen hani belki ütopik bir şey gibi geliyor ama şu an zaten var. Şu an var. İnanılmaz. İnanılmaz. Bu arada yine hocam sizin Twitter'daki paylaşımlarınızdan gördüm. Haberlerde de görmüştüm. Amerika'da hani bu mantarlardan bakteri yaratılıyor diye siz yazmışsanız 1,5 yıl önce, geçtiğimiz Evet. haftaydı sanırım o haber. Zamanını tam hatırlayamıyorum. Amerika'da süper mantar şüphesi diye Evet. haberler vardı. İşte aynısı. İşte o süper mantar dediği işte yavaş yavaş seni de onu da hazırlayacak işte. O süper mantardan ölenler oldu. Hastanede yatıyorlar şu an. O Evet. bitmeden maymun bir virüsü çıktı. Yani bir tane daha virüs çıktı bu arada. Çin'de bir tane daha oldu. Onu da kaçırmışsınız. Veya dinleyiciler fark etmiştir. Yani arkası gelmeyecek bunların. Ya, kitapta da ana teması zaten o. Biz insanı ve insanlığı kurtarmak için bunlara çalışmayacak insanlara, bilim adamlarına ihtiyacımız var. Ve burada da bir şey söylüyorum. Kitapta da bahsettim. Şimdiye kadar hiçbir yerde bahsedilmedi. Belki büyük devlet adamları oturup anlaşma yapacaklar. Nasıl balistik füzelere değil mi? Sınır getirdiler, anlaşma yaptılar. Gerçi bozuldu biliyorsunuz. Balistik anlaşmayı Trump bozdu. Nükleer anlaşma yaptılar, değil mi? Her ülkeye vermiyorlar işte sayısını belirlediler ve anlaşma. Aynı anlaşmanın benzerini 1 ya da 2 yıl içinde göreceksiniz, yapmak zorunda kalacaklar. Bizler biyolojik virüs ya da bakteri neyse artık bunları yapıp insanlığın başına bela etmeyeceğiz. Toplu olarak bütün ülkeler bununla savaşacağız. Aksi takdirde bunun önünün alınması mümkün değil. Her taraf artık çok rahatlıkla gen merkezleriyle dolu. Her taraf gen merkeziyle dolu. Bütün üniversitelere kuruluyor. Yurt dışında yapılıyor. Bunlar teröristlerin de eline geçebilir. Bir sürü biyoloji bölümünde bir sürü insan okuyor. Sonuçta ben azot gübresinden bomba yapmayı ben öğrenmedim. O biyoloji kimya bölümüne gönderdiğimiz çocuklar boş işsiz kaldılar. Gittiler terör örgütlerinin eline. Onlara öğrettiler. Azot gübresinden yoksa kim bilirdi ki bomba yapılabileceğini. Görüyor musunuz nerelere varıyor? Ya yetiştirdiğimiz insana dönüp dolaşıp oraya gidiyoruz. İşte vicdanlı, merhametli, erdemli, insanlık yararına işler yap. Her yenilik iyilik değildir. Evet. İnovasyon, inovasyon, inovasyon. Tamam da kardeşim o inovasyonun insanlığa faydası var mı? İşte yapıldı mesela inovasyon. Ne yapıldı? 2000 kaçtaydı? 12'deydi. Hollandalı hamburger yaptı mesela. Değil mi? İlk yapay hamburger, sentetik hamburger yapıldı. 2012'deydi. Sonra ne oldu? İsrailli bilim adamları biftek yaptılar. 2019'da. Sonra ne oldu? Şimdi Starbucks şeyde efendim söyleyin. Çin'de market şeyleri yerler açıyor orada. Tamamen yapay şeylerden, sentetik ürünlerden gıdalar yapıyorlar, etler yapıyorlar, tavuklar yapıyorlar ve şeyi de çok güzel tanımı Starbucks good good İyi. reklamı böyle iyi hayvanlar ki bakın insanları da şöyle ama hayvanlar kesilmeden yapılacak bunlar. Bakın Türkiye'de başladı sentetik et konusunda Türkiye'de artık çalışmalar yapıyor. Ya meralarım var, şeylerim var. Başka yerden vurulmaya başlıyoruz. Sentetik et üretimi. Ya etin kilosu zaten kaça çıkmış? Her tarafımız mera. Ama biz hayvan da işte görüyoruz etleri neden aldığımızı, nasıl aldığımızı.
Şimdi hocam, sizin de kitapta yazdığınız çokça da bilinen bir şey var. Henry Kissinger'ın hani 1970'lerde ABD eski Evet, Dışişleri evet, Bakanıydı galiba, evet, bir sözü: evet. petrolü kontrol ederseniz ülkeleri, gıdayı kontrol ederseniz insanları yönetirsiniz Bu diyor. kadar basit. 1970'lerde bunu Bu söylüyor. kadar basit. Evet, Şimdi evet. bizim bu orman yangınlarımızda da, ya zaten Time'ın geçtiğimiz Nisan ayında kapağı vardı. 2030'da büyük kıtlık felaket geliyor diye. İnsanlar bir kıtlık felaketi bekleniyor. Ya da yeni senaryoda bu var. Acaba Evet. ormanlarımız, tarım alanlarımız bunun için tahrip mi Tabii. ediliyor? Tahrip edilecek. Şimdi ormanınız gittiyse yağmur alamayacaksınız. Yağmur alamayınca kuraklık olacak. Kuraklık olunca gıda. Zaten gıda, yani Türkiye bizim zamanımızda üç tane şey neyle övünürdük? Kendi kendine Tarım yetinebilen bir ülkesiyiz. ülke. Kendi kendine yetebilen tarım ülkesiyiz dedik. Ama büyük firmalar önce ne yaptı? Anlaşmalar yaptı. Onu neoliberaller kısmında anlatıyorum. Neoliberaller ne yapıyorlar? İçeriden adamlar. Şimdi işte nasıl medyayı ele geçirmek için biliyorsunuz bir sürü şeyler başka yerlerde de vardı. İçeriden adam elde ederler. Bu içeriden elde edilen adamlar bazen bakan olur, bazen müdür olur, bazen şu olur. Hatta bazı ülkelerde işte cumhurbaşkanı, başbakanlar, ya Bolsonaro'dan bahsediyorum. Bolsonaro elini kolunu sallaya sallaya gelmedi oraya. Ya da işte Fransa Cumhurbaşkanı elini kolunu sallaya sallaya, hiç kimsenin bilmediği bir insan nasıl oraya getirildi? O neoliberaller kısmında bunları anlatıyorum bolca. Ya önce tasarı yapacaksınız, ondan sonra şeyle elinizi kolunuzu akciğerinizi alıyor adam. Gıdasız kaldığınızda nereye yöneleceksiniz? Sentetiğe. İnsan sayımız zaten fazla. Bununla ilgili de bir sürü şey var. Bir sürü düzenlemeler yapılmış. Ne yapılmış? İşte efendim geldiğimiz zaman 2050 yıllarına geldiğimiz zaman dünya nüfusu kaça çıkacak? 8 milyarın üstü. O kadar yetecek, o kadar insana yetecek neyiniz yok? Gıda yok. Gıdayı arttırmak için ne yaptık? Hatırlayın. GDO'lu ürünler yaptık. O ürünler sayesinde ne yaptık? Bütün hasta ettik. İnsanları ya, hasta ettik. Onları bağımlı hale getirdik. Nüfusun da azalması lazım. Nüfusun azalması için de bir şey yapmanız lazım. Bir taraftan virüsle yok edeceksiniz. Bir taraftan bakteriyle yok edeceksiniz. Bir taraftan gıdayla. Gıdayla baktığımız zaman sokaklara bakın. Alışveriş merkezindeki çocuklara hiç bakıyor musunuz? Kof kof yüzler. Erkek çocukların basenleri kadınlar gibi olmuş. Yanakları bir değişik değişik. Hep o yediğimiz şeylerden dümdüz dönerin içine bile 50 tane sos dökerek yiyen bir millet haline döndük. Döner öyle mi yenirdi? Ya pizzanın üstüne ketçap mayonez döken bir millet haline döndük. Ben ona pizzaya tecavüz ediliyor diyorum. Ya dünyanın hiçbir yerinde pizzanın üstüne mayonez, ketçap dökülerek, o mayonez, ketçap ne yapılıyor? Gidin cildiye bölümlerine 13-14 yaşındaki kız çocukları aşırı tüylenmeden hepsi orada lazere giriyor, haplar kullanılıyor. O bir taraftan işte sperm kalitesi düşüyor. %85 artık kırık spermler. Sağlam sperm çıkmıyor artık o yediklerimizden, kullandığımız sabunlardan, ellerimize sürdüğümüz kremlerden, gıdanın içine konan maddelerden, tarım ilaçları. Bir çalışma var elimde. Böyle bir kitaba koymadım çünkü bir başka şey için kullanacağım onu. Orada da yapılmış. Bütün çalışmalarda var. Kanıtlı ciddi bir çalışma. Tarım ilacının kullanıldığı, o tarım ilacının kullanıldığı yerde kurbağalara bakmışlar. Kurbağaların 10 tanesi, 10 tane kurbağayı almışlar. Onu da cinsiyet değiştiriyor. Kısır oluyor. Öncelikle kısır oluyor. 10 kurbağa kısır oluyor. 8'i kendi arasında ilişkiye giriyor. İki tanesi doğum yapıyor. Erkekler doğum yapıyor. Ama doğan kurbağalar kurbağa gibi çıkmıyor. Bunu yapan şu an dünyada en fazla kullanılan tarım ilacı. Bakın, İnanamıyorum hocam şu anda. dünyada en fazla kullanılan tarım ilacı diyorum. Adını vermiyorum. Ben de pes diyorum. Erkekler doğuruyor. Yani inanılmaz yani. Bu Evet. Ama zaten bize... elinizde sürdüğünüz kremin içinde var, kullandığınız parfümde bir şey var, sabunlarda var. O yüzden diyorum, yani bir şey inovasyon, inovasyon, faydalı bir inovasyon. Ne mesela? Benim konferanslarımda, inovasyon konferanslarımda örnek veririm bir tane. Şu renkli çamaşırları kullanırken attığımız içine bir tane mendil vardır. Bilmem kullanır mısınız? Color catcher diye bir şey böyle. Ha, renkler Ya da işte... birbirine karışmasın diye. Bir iki defa denedim. Evet. Bir tane mendil atıyor. Bak ne kadar faydalı bir şey.
Ha, yurtlarda, bekarlar, evlerde hey, hangi rengi atarsan at bir tane açıyorsun içine, bütün çamaşırların tertemiz çıkıyor. Evet, bu inovasyon. Çünkü insanlığa faydalı. O bir tarafta inovasyon yapmış. Efendim, yurt dışında bir konferansa gitmiştim. Hong Konglular tanıtıyordu. Sabunu böyle sekizgen dökizgen yapmış. Elden kaymayan sabun. Dünya kadar proje. Bizde de şimdi biliyorsunuz proje çöplüğüne döndük. TÜBİTAK'tan götür, o bir taraftan götür, proje yaptım, bilmem ne yaptım. Peki bu insanlık, insanlık yararına orada dur. O yüzden arayacağımız, yapacağımız her şeyde mutlak surette insanlık, insan onuru ve haysiyeti. Çünkü bu dünya bize, bizim tek başıma bizim değil. Bakın, o canlılarla birlikteyiz. Bu dünyanın sahibi insanlar değil. Oradaki hayvanlar da bizimle birlikte, ağaçlar da bizimle birlikte. Kafamıza göre her şeyi kafamıza göre yaptık. Derenin kenarına hiçbir kuşu siz götürüp en alt dala yuva yaptığını gördünüz mü? Yok. İnsanoğlu gidip benimdir, canım istedi, derenin içine evini yapıyor. Yapamazsın, sel götürüyor. Efendim, ondan sonra da o adama benim vergim şeye gidiyor. Yardım olarak gidiyor. Arkadaş, yapmayacaksın, bir kuşa bak. Kuş yuvayı nereye yapıyor? Çok basit. Dalın en sağlam yerine, en üst yerine. Kedi çıkmayacak oraya. Sallantı az olacak. Çünkü genetik yapısında bu var. Biz insanoğlu olarak bunu da düşünemedik. Dağın tepesine götür, 5 katlı betonarme ev yapıyor. Ya İsviçreli aptal mı? Siz İsviçre Alplerinde hiç betonarme bir tane ev görebilir misiniz? Yok, 5 katlı evi götürüyor şuraya, bir de kırmızıya boyuyorlar. Siz de Uzungöl'e gidin. Kırmızı, bildiğiniz kırmızı. Yemyeşilin ortasında bir tane kırmızı 5 katlı. Peki bunun foseptiği nereye gidiyor? Suyu nereye gidiyor? Onun basıncı nereye gidiyor? Sen kafana ondan sonra heyelan. Bunun doğal sonucu bu. Ya biz bir şeyleri işte, o yüzden insana dönüş diyorum ben. İnsan İnsana ve olmak. insanlığa dönüş için çabalamamız lazım. Yoksa virüsün biri biter, varyantın biri gelir, o bir taraftan bakterisi gelecek. Sivrisineklere aman diyorum, çünkü asıl sorun sivrisineklerde. İşte o zamandan beri Big Bus projesi diye bir şey var. Big Itch ya da Big Bus projesi 1950'lerden beri yapılıyor. Ben Çukurova'da yaptım doktoramı. O zamanlar denirdi, ya Çukurova'ya işte sivrisinekleri Amerikalılar getirdi diye. Bir Adanalı varsa mutlaka bilecektir. Oradaki işte efendim portakallarla pamuğun kalitesini bozdu. Hastalık verdi onlara. Bakın, 90'lı yıllarda en çok konuşulan konuydu bu Adana'da. Bir Adanalı varsa mutlaka yazacaktır. Şimdilerde ben onu anlıyorum. O projeleri öğrendikten sonra adam 1950'de yapmış zaten. Sivrisinekler enfekte edilerek Birinci Dünya Savaşı'nda kullanılmış, İkinci Dünya Savaşı'nda Japonlar kullanmış. Ya vebayı bulaştırmışlar, battaniyeleri atmışlar Çinlilerin üstüne Japonlar. Amerikalılar da Kızılderililerin üstüne atmışlar. Şimdi bugünlerde İstanbul'da habire sivrisinek sivrisinek, bir hafta 10 gündür deyince ben burayı hatırladım. Niye o sivri? Çünkü onlar da enfekte edilmiş, mutasyona uğratılmış sivrisinekler. Sıradan bildiğimiz sivrisinekler değil. Nasıl emin Şey, oluruz hocam? Nasıl emin olabiliyorsunuz bundan? efendim? Nereden emin oluyorsunuz Zaman bundan? içinde eminlik olmaz. Bilimde hiçbir konuda eminlik olmaz. Ama önümdeki belgeler var mı? Var. Bu çalışma yapılmış mı? Yapılmış. Nasıl uğraştıkları biliniyor mu? Tamamen sivrisinek üzerine tasarlanmış laboratuvarlar var. Adam yapmış da, Soğuk Savaş döneminde Rusların üzerine enfekte edilmiş sivrisinekler atarsak ne kadar zamanda ne kadar ulaşır? Niye sivrisinekler bir anda çıkıyor? Ben bunları yazdığım zaman sivrisinek konusu yoktu ki. Hiç Evet. yoktu. Üstelik İstanbul Belediyesi uyarıyor. Yani biz elimizden geleni yapıyoruz ya, artık vatandaştan yardım istiyorlar. Bir haber Şimdi okudum. onun Adam içinde diyor ki 30 yıldır bu mahalledeyim. Çocuğum sokağa çıkamıyor sivrisinekten. Böyle bir şey görmedim diyor mesela. evet. Sadece biz şöyle denebilir. Efendim, iklim değişti. Şimdi o oralara da girersek başka bir şey çıkacak. İklim değişmesine sebep olan şeyler ne? İnsanın yine ta kendisi. Biz yapıyoruz. Canımızın istediğini yapıyoruz. Bir efendim uzaya şimdi habire gidiyor zenginler, uzaya bir çıkması o şeylerin ne kadar karbon salınımı yapılıyor? Bilgisi dahilinde mi? Yok. Bir uçağın kalkıp inmesi, ya F-16'nın bir inip kalkması neler yaratıyor?
İnsan, biz kendimiz bozuyoruz. İklim bozuldu da ondan sivrisinekler çoğaldı. Dereler bozuldu. İşte müsilaj meselesi çıktı. Bunlar böyle tek tek kendiliğinden çıkan şeyler değil. Biz elimizle insanlığı yok ediyoruz. Yok ediyoruz. Sonradan da buna sebep olanlar çözümle karşımıza çıkar. Bakın unutmayın. Terörü yaratanlar terörden sizi kurtaracağım diye ortaya çıkanlardır. Net. Tarih boyunca böyle olmuştur. Hatırlayın Türk filmlerini. Mahallenin zıpkın delikanlısı İlkay Hanım'a aşık olur. Değil mi? Arkadaşlarını İlkay'ın başına bir salıverir. Gidin İlkay'ı işte rahatsız edin. Tam o sırada zıpkın delikanlı ortaya çıkardı. Bizim mahallenin kızına dokunamazsınız falan. Hatırladınız mı bu sahneyi? Pat 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 derken İlkay vay sen beni kurtardın derken çocukla yakınlaşırdı. Şimdi getirin onu bu tarafa. Size başınıza terörü bela edenler sizi terörden kurtarmaya çalışanlardır. Terörü bizim başımıza kimler bela etti? Belli. Efendim onlarla gelin sizinle yardım edelim. İşte size bilgi verelim. Sizi terörden kurtar. Ya neyi kurtaracağım? Başıma sen beni bela ettin. Yani Ahmet Rasim Küçük Usta Hoca'nın bir kitabı aklıma geldi. Kitabın adı şu: Biri Bizi Hasta Ediyor. İlaç sektörü için Evet. yazmıştı. Bunu genelleyin arkadaşlar. Bu Ahmet Rasim Küçük Usta'nın bir kitabının ismi. Hani... İlaçtan ben kendi ailemden örnekler verdim. Babam tansiyon için ilaçlar alırdı düzenli olarak. O Tabii. tansiyon ilaçları prostata sebep oldu. Hocam bir Evet. şey daha Heh. dikkatimi çekmişti. Süremizi aştık ama şu an yaşadığımız Lütfen. virüsün kan gruplarına göre de ve ırklara göre de seçim yaptığını söylüyorsunuz ya. Evet. Bunu bir bununla Evet. ilgili de bir Var. netleştirir misiniz? Bu da hiçbir yerde Var. duymadığım bir Çünkü şey. ırklarla ilgili şeyler de var. Mesela şöyle düşünün. İspanya, İtalya ilk başlarda değil mi? Oraları daha çok vurdu. Amerika vurdu. Amerika'da zenciler mi daha fazla, işte efendim beyazlar mı daha fazla ölüyorun araştırmaları, istatistikleri var. Baktığınız zaman işte erkekler mi daha fazla ölüyor, işte kadınlar. Onun da açıklamaları var burada. Detaylara girmedik. İşte o ACE inhibitörü dediğimiz şey çocuklarda yok. Olmadığı için çocuklar daha az etkilendi. Ama ACE inhibitörü erkeklerde daha fazla. O yüzden erkekleri daha fazla vuruyor. Mesela kel erkekler daha fazla etkileniyor. Çünkü zaten kel olanlarda kalp sorunu daha fazla. Gidip kalbi zaten o yüzden oradan vuruyor. Kadınlar kurtarıyor. Neden kurtarıyor? X kromozomları erkekte terken kadında iki tane var. O ekstra X kadına yardımcı oluyor. Bunların hepsi var. Hem kitapta var hem çalışmaları var. Kan gruplarına göre de evet var. Avrupa'da mesela bakıldığı zaman şimdi İspanya, İtalya gibi ülkelerde daha fazla öldü birkaç nedenden. Bir, yaşlı nüfus fazlaydı. Bizim ortalamamız 72-77 arası. Ama İspanya, İtalya 82-84'lere varıyor ortalama yaş grubu. Bakın 10 sene. 10 sene bir jenerasyondur. Bizim bir jenerasyon yani en fazla 10-15 sene, 30 sene içinde onların düzeyine, yaş beklentisi düzeyine ulaşmamız lazım. Birincisi yaştan kaybediyorlar. İkincisi kan gruplarına bakacaklar. Yine de istatistikler vermişim, kitapta var. Ben bunları inanılmaz araştırdım şeylerini. Avrupa'daki, İspanya, İtalya'daki kan grupları daha çok A pozitif ya da AB grupları daha fazla. %36'larda. Dikkat edin, Türkiye'de de öyle. Hastalananların ve ölenlerin çoğu A pozitif olanlar. Çevrenize sorun. Hastalandığında kan grubunu sorun. Göreceksiniz ki çoğu size A pozitif diyecek. Aa, yazın Bir sorun. arkadaşlar aşağıda yorumlara. Çok merak ettim gerçekten. Evet. Göreceksiniz A pozitif çıkacak. AB'ler ve A pozitifler. Erkekse çok ilginç. %66. Bakın %66 erkeği vuruyor. 54 ile 52 ile 66 arasında gidip gidip geliyor. Demek ki bu o proteine özgü, yani erkekte fazla olan proteine özgü tasarlanmış bir şey. İspanyol gribinde de o, İspanyol gribi değil de işte o 50 milyon, 100 milyon kişinin öldüğünde de daha çok erkekler. Ama orada dikkat edin gençler daha çok ölüyordu. Çünkü savaşın bitmesi lazımdı. Savaşı kim bitirecek? Kadınlar bitirmeyecek, erkekler bitirecekti. O yüzden genç erkekler daha çok öldü.
Hem nüfus azalmasına ihtiyacınız var. Hem başka şeye ihtiyacınız var. Gıdayla başka bir şeyler yapıyorsunuz. Yani büyük resmi ancak puzzle'ın parçalarını tek tek işte bu kitap aslında onu yapıyor. O yüzden eğitimle başlıyorum. İşte efendim sosyal genetik meselesiyle bitiriyorum. O puzzle'ın parçalarını tek tek koymamız lazım ki büyük resmi görebilelim. Kan grupları öyle. Mesela sıfır gruplar daha az etkilenen gruplar. En az etkilenen mi? En az etkilenen. Neden? Çünkü ilkel insan sıfır grubuydu. O yüzden toplumda çok azız. Toplumun 0,5'i kadarız. Yeni Zelanda mesela hem uzak olmasından avantajlıydı. Daha az geçirdi biliyorsunuz Yeni Zelanda. Artı nüfusunun çoğunluğu sıfır negatiftir Yeni Zelanda'nın. Bunu ben oturdum işte araştırdım buldum ülkelere göre öyle şeyler var. Ülkelerin kan gruplarına göre istatistikler var. Oradan buluyorsunuz Japonya'da en fazla hangi kan grubu var? Türkiye'de en fazla hangi kan grubu? Evet ırklara göre de var. Şehirlere göre belki çıkar. Bunlar çok teknik. İşte o yüzden gidiyoruz işte Osman Durmuş hikayesine. Hepimiz hadi verelim 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 hadi kanlarımızı verelim kanserliği kurtaralım bilinçsizce o adam şey demişti. Çok net hatırlıyorum bir gazete büyük bir gazete Türkiye'nin amiral gemisi gazete o zaman manşet atmıştı adama ırkçı kafa tasçı diye manşet atmıştı adam Tabii öldü rahmetli oldu. dönemin Sağlık Bakanı o zaman ve Sağlık diyor ki Bakanı'ydı. gönderilmemeli bu Ya kanlar. kardeşim bilinçsizce vermeyin dedi. Bakın şey öyledir. Şimdi kene meselesi. Kene de sivrisinek gibi kullanılıyor. Niye kene Tokat, Sivas, işte İç Anadolu'da niye daha fazla çıkıyor? Efendim iklimden de kabulüm. Bıldırcınları yok ettik. Bıldırcınlar artık yemiyor. Tamam. İklim değişti. Tamam. Ama niye başka yerlerde? Ben o zaman şöyle düşüneyim. Hani düşünen bir kafayım. Siyasi yelpazede o illerin demografik yapısı neyi veriyor? Öyle bir tasarlarım ki orayı çok rahatlıkla biyoterör dediğimiz zaten o. Biyoterör dediğim o olamaz mı? Olur. Şeytan aklıma getiriyor. Artık genetik şeylerle şimdi biz habire şey veriyoruz değil mi? Gidiyoruz sürüntü alınıyor. Bu sürüntülerin alındığı firma belli mi acaba? Ya da bir merkezde toplanıyor mu? O verdiğimiz DNA örnekleri toplanıyor mu? Ben onu merak ediyorum şahsen. Ne oluyor? O verdiğimiz sürüntüler nereye gidiyor? Buradan soralım Sağlık Bakanına. Sayın Bakan, nereye Bilmiyorum. gidiyor bu sürüntüler? Gerçekten Bilmiyorum, vatandaş olarak bilmiyorum. Ben bilmemiz sadece lazım bunu. sıradan bir adamım. Artı şunu diyorum. Bakın Antalya'da, Bursa'da artık şeyler yapılabiliyor. Yani kimlerin COVID-19'a yakalanabileceğin hani demin bahsettik ya bir şeyi var. Protein desteklemiyor. Az olan çok olana bakıyorlar. O artık tespit edilebiliyor. Yani şimdi bir çalışma yapılıp kimin COVID-19'a yakalanabilirini artık tespit edebiliyorlar. Çok net. Peki bu ortaya çıktıktan sonra düşünün toplumun ne kadarı COVID'e yatkın ne kadarı değil. Elinizde böyle bir data olursa ne yaparsınız? Kullanabilirsiniz. İsterseniz kötü niyetliyseniz kullanabilirsiniz. Geçtim oradan sigorta şirketine gideceksiniz. Arabamızı yaptırıyoruz ya. Efendim DNA testinizi getirin dediklerinde ne yapacaksınız? DNA testinizde siz COVID-19'a yakala efendim sizin riskiniz büyük. Sigorta şirketleri riskiniz büyük diye size daha yüksek değerden sigorta yapmak zorunda kalacak. Yapamazlar mı? Yapabilirler. Belki bir iki sene bir sene kalmayacak. Çıkacak bu. Çünkü sizin artık birçok şeyiniz çıkıyor. Hatta dahasını söyleyeyim. Kitapta yine var. Sizin siyasal eğiliminizi ben şu anki mevcut bakın mevcut tıbbi yöntemlerle tespit edebilirim. Haritanından mı? Genetik Genetik haritadan mı haritanız, bakacaksınız? bakın genetik haritanızdan da tespit edebilirim. En basit MR'dan da tespit edebilirim. Şaka Nasıl yapıyorsunuz. tespit? Hiç de şaka yapmıyorum. Bakın nasıl yaparım biliyor musunuz? Belli senaryolar eşliğinde sizin reaksiyonlar göstermenizi isterim. O reaksiyonları da toplarsınız. O reaksiyonlara liberal görüşte olanların reaksiyonları, muhafazakar olan insanların reaksiyonları MR'ınızdan anında çıkartır. Çok basit. Artı şu İnanılmaz. an zaten biliniyor. Liberal görüşte olanların nereyi kullandığı.
İşte efendim muhafazakarların hangi tarafı daha kullandığı yine kitapta var. Detaylara girmeyeyim. Oradan baksın arkadaşlar, okusunlar. Muhafazakarların amigdalayı kullandığını artık biliyoruz. Orada MR yapılırken de senaryolar eşliğinde amigdala mı aktif hale geliyor? Yoksa efendim diğer taraf mı aktif hale geliyor? Bunu rahatlıkla tespit edebilirim. Ve senin ileride çocuğunun işte liberal görüşte mi, muhafazakar görüşte mi olabileceğini anında söylerim. Bu kadar basit. Bakın bu kadar basit. Yani bu iş Artı buralara kadar gelmiş durumda. aynen. Buraya kadar Artı gelmiş sizin durumda. zengin olup olmayacağınızı, çocuğunuzun zengin olup olmayacağını bile tespit edebilirler. Hocam benimkini söyleyin Allah aşkına. Zengin olup olmadı. Herkes merak eder. Çocuğum kurtulsun bari hocam. Anasının Ya, ama ömrü işte çalışmayla çabayla genetik geçti. yapısına şimdi şöyle yapalım yine. Zenginlerin genetik bazı verilerini elde ederim. Aldın mı? Aldım. O değerlerle yapısıyla, DNA yapısıyla önümdeki çocuklara bakarım. Uyuşanlara bakarım. Uyuşanlar ileride zengin olacaktır. Bu kadar basit. Şartlarda bilmem nelerdi. Onlar ayrı bir mesele. Ama artık çıkartılabilir. Bunlar hiç ütopik şeyler değil. Kötü adamın elinde yapılamayacak bir şey yok artık. Dedim o biyoloji ya da işte teknoloji iyi adamın elinde, nükleer de öyleydi. Çok basitti. Değil mi? Şimdi Ya. MR çektiriyorsunuz, işte tomografi çektiriyorsunuz, hepsi nükleerle çalışıyor. Ama o bir taraftan nükleer silah haline de dönüştürülebiliyor. Kitapta iki cümlenizi yazdım. Diyorsunuz Lütfen. ki artık bitiriyoruz. Sayfa 141'de insanları öldürmek için neden atom bombası kullanılsın ki artık diyorsunuz. Bunları Hayır, atom anlattıktan yaptığınız sonra. zaman doğayı komple yok ediyorsunuz. Bütün doğa gidiyor, kullanılmaz hale geliyor. Benim orada insana da ihtiyacım var, doğaya da ihtiyacım var. Ben niye onu öldüreyim ki? Yani Böylelikle, ya ne gerek? tabii içeriği yani vücudu mahvettikten sonra çok rahatlıkla sınırınıza 400 tane, 500 tane tankı dizerler. Bir gün bir bakmışsınız Edirne'den içeriye doğru giriyorlar. O yüzden halkımız ya vatanını bilecek, vatanına sahip çıkacak. İşte dilini bilecek, diline sahip çıkacak. Ama en önemlisi tabii ki hepsi bir bütün olarak o ana çatı insan ve insanlık, insanlık onuru. Yaptığımız her işte bunu arayacağız. Sınıftaki öğretmeninden, işte hastanedekinden, çiftçisinden, çiftçinin hiç umrunda değil. Böyle bir şey geliştir. Köyden gelen her şeye organik diyen bir millet olduk. Her türlü ilacı atıyor. Adam organik diyor. Ona göre köyden gelmesi. Süt içemiyoruz. Peynir yiyemiyoruz. Bunları uzaylılar getirmedi. Hani bazen anlatılıyor ya şu ülke bu ülke. Hayır. Bana benden olur ne olursa. Ben doğru olacağım. Ben Ben doğru. başkası uzaylı hiçbir yabancı. Ben 9-10 yaşından beri yabancıların içindeyim. Birkaç dilim var. Ama hiçbir zaman beni etkileyemediler. Vatanımı biliyorsam, dilimi biliyorsam, dinimi biliyorsam, işte insanlığı da öğrenmişsem bana etki yapma şansları yok ki. Vücudunuzda bir açıklık yoksa hiçbir zaman rüzgar size etki etmez. Yani ben Türklerin haricinde ceryan işte boynum tutuldu diyen bir ırka millete de rastlamadım bu arada. Hiç yok. Hiç yok bakın. Hiç yok Bu duymadım. da bir Ne Amerikanlı arkadaşımdan, ne akademisyen Danalı arkadaşımdan, ne ya Rusya'ya gidiyorsunuz 55 derecede mini etekli şu kadar da ayakkabı giymiş tin 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 yanınızda giden insanlar var. Onlara ceryan olmuyor da bir Türk'e mi oluyor? Otobüse binerdik öğrenciyken 40 derece Adana camı açtırmazlardı otobüsün dolmuşu. Rüzgar. Böyle bir de hareketi vardır biliyorsunuz. Boynum tutuluyor. Yok böyle bir şey. Ya biz geçmiş. başka bir şeye evrildik. Teknolojiyi mesela, teknoloji terörü bölümünde anlatıyorum. Bu kadar dijitale yatırım yapmak tehlike. Bizim insanımız, toplumumuz biz Finlandiya değiliz, Norveç değiliz. Bütün bankalar dijital. Ya onlar aptal mı? Havaalanında, Finnair'de ben çipli kredi kartımı kullanamadım. Yok, yok. Japonya'ya gidersiniz. Bakın Japonya dünyanın en büyük ekonomisi. Sokakta bir tane
Bir tane döviz bürosu bulamıyorsunuz. Bankaya gideceksiniz. Resmi bankaya, Mitsubishi Bank'e gittim. Para bozduracağım. 100 dolar bir günüm var. 50'sini dolar ver. 50'sine bana yen ver dedim. Olmaz dediler. Biz change yaparız. Exchange yapmıyoruz dediler. Bakın dünyanın en büyük ekonomisindeki dünyanın en büyük bankalarından biri. O yüzden bizim bankaların üzerinde change exchange yazar ya. Exchange değişim demek. Change bozmak demek. Ben diyor exchange yapmıyorum diyor. Yani 50 dolar vereyim, 50 dolarlık yen vereyim yapamam dedi. Ver bana doları al yenini. Bizim her tarafımız döviz bürosu kaynıyor. Sonra da enflasyon niye azıyor yahu? E nasıl azacak? Enflasyonun %70-80'i psikolojiktir. Şimdi hocamın bu konu başlıklarını, bu tadımlık bir giriş olmuş olsun arkadaşlar. Biyolojik kısmını sadece kitabın konuşabildik. Sosyal genetik, teknoloji, eğitim. Bir sonraki programda hocam inşallah konuşacağımız İnşallah. kitaptan bölümler İnşallah. olsun. Çok şey var. Sizin de dediğiniz gibi anlatacak daldan dala gitmiş gibi olduk ama her Yok, şeyden çok böyle bir güzel oldu. parça pinching punching dediğimiz böyle çimdik çimdik şeyler verdik. İnşallah faydalı olmuştur. Amaç ben hep konferanslarımda da derim. Benim amacım derslerimde de öyledir, konferanslarımda da. Soru işaretleri oluşturabilmek. Soru işaretleri oluşturabilmişsem görevimi yapmışım demektir. Herkes araştıracak, okuyacak. Bizim söylediklerimize inanmak zorunda değil kimse. Asla da inanmasınlar. O süzgeçten geçirecekler. Kendi istedikleri, İlkay'ın istedikleri İlkay olacaktır. Mustafa'nın istediği İlkay olmayacaklar. Bu çok önemli. Yani öncelikle kendimiz olacağız. Bana kimse dışarıdan bir şey empoze edemez. Benim inancım vardır. İnançlarımın haricinde de hiçbir şeye dayatmaları kabul etmem. O dayatmalar olmaz. O dayatmalar bazen işte iklim değişikliği olur. O dayatma bazen işte virüs bilmem nesi olur. O dayatma işte bazen sınav olur, test olur, bir şey olur. Ben hiç hayatımda test yapmadım çocuklar. İnanmadığım bir şey yapmam. Hocam keşke sizin öğrenciniz olaydık ama hepimiz faydalandık. Çok teşekkür ediyorum size. İnşallah. Ben teşekkür ediyorum. Profesör Ben Doktor teşekkür Mustafa ediyorum Zülküf beni Altan aldığınız için. kitabını tekrar gösteriyorum arkadaşlar. İnanılmaz detaylarla dolu. Biyoloji kısmını bile böyle hocam sağ olsun hap gibi hepimizin anlayabileceği dilde bize özetleyerek anlatmış oldu. Bir yayın daha mutlaka gerçekleştireceğiz Allah'ın izniyle. Umut ediyorum izleyenlere katkısı olmuş olsun. Bu arada eleştirilerini, önerilerini, size sorularını lütfen aşağıda bizimle paylaşsınlar. Siz de bakarsanız hem bir sonraki yayın öncesi Olur. değerlendirmiş oluruz. Çok Tabii, tabii, sevinirim tabii. hocam. Teşekkür ediyorum tekrar. Ben teşekkür ederim. Tekrar milletimizin başı sağ olsun. Daha sıkı sıkı olalım ama bilinçli ve duyarlı bir millet olalım. Herkes yanındakinden sorumludur. İngiltere'de onunla kapatayım isterseniz. Bir mahallede dolaşırken bir yazı gördüm. Resmini de çekmişim. Bu mahallede herkes birbirinden sorumludur diye bir yazı koymuşlardı biliyor musunuz? Harikaymış. Ya basit gibi görünüyor ama yani sen elini kolunu sallaya sallıyor mahallede dolaşamazsın. Bak biz birbirimize haber veririz demek istiyorlar. Evet. Tekrar teşekkür İnanılmaz. ediyorum. Çok güzel hocam. Sağlıkla, huzurla inşallah. Profesör Doktor Mustafa Zülküf Altan inanılmaz bir çalışmanın yıllarca süren emeğine bir kitaba dönüştürdü. Pek çok kitabı var. Bu son kitabı. Ondan da bir kısmı konuşmuş olduk sizlerle. Şöyle bitirsem, içimden çok geldi. Bu kanalda herkes birbirinden sorumludur. Ben tüm kalbimle söylüyorum, bu yayınları yapıyor olmanın bir sorumluluğunu taşıyorum. Yaşım artık 40'a gelmek üzere, birkaç ayım kaldı. Ve 20 yıllık da televizyoncuyum. Yıllarca muhabirlik yaptım. Zaman zaman küçük küçük anlatıyorum, paylaşıyorum bunları sizinle. Her zaman işimi çok severek yaptım. Ama tüm kalbimle söylüyorum, İlkay Boralı YouTube kanalında her bölümde ayrı bir heyecanla, sanki ilk defa iş yapıyormuşum gibi bir sorumlulukla buradayım. Allah bunu bana daim etsin ve gerçekten faydalı olabilmeyi bana nasip etsin. Ben bu sorumluluktayım ama hepimiz birbirimizden sorumlu olalım. Birbirimizi uyandırmaya, birbirimizin elinden tutmaya, doğru bildiklerimizi birbirimize anlatmaya, önce daha iyi olmaya, kendimizden başlamaya, duyarlı olalım, sorumlu olalım. Hepimiz birbirimizden sorumlu olalım canlarım. İyi ki oradasınız. Çok teşekkür ediyorum.
Eğer abone değilseniz videodan ayrılmadan İlkay Baralı YouTube kanalına abone olun. Sıkı sıkı tutalım birbirimizin elinden. Her mecrada inşallah. Allah'a emanet. Hoşça kalın.